Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz. Stratejik Yönetim 1 Dersi 1. Ünite Özeti. Stratejik yönetim ve ilgili temel kavramlar. Strateji kavramı. Strateji, işletmelerin amaçlarına nasıl ulaşacaklarını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihai sonuca odaklı ve uzun erimli bakış açısına dayanan, dinamik kararlar bütünüdür. Bununla birlikte, iyi bir stratejinin nasıl olması gerektiği konusunda mutlak bir mutabakat söz konusu değildir. Bunun sebebi, yönetimin gerektirdiği dinamik yapılanmadır. Yönetim olgusuna stratejik açıdan yaklaşılmasını gerekli kılan belirleyici faktörler ise şöyle özetlenebilir. Tüketicilerin, müşterilerin, kalite ve ürün çeşitliliği taleplerindeki değişkenlik. Ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında, teknolojik değişime bağlı değişkenlikler. Bu teknolojik değişimler ve insan kaynaklarındaki artışa bağlı rekabet. Farklı bölgesel rekabet unsurlarının devreye girmesi. Doğal çevrenin korunma gerekliliği, ekolojik kaygılar ve sürdürülebilirlik ihtiyacı. Yerelden küresel boyuta tüketici haklarındaki artış. Teknolojik gelişmelere bağlı iletişim olanaklarındaki artış. Çok uluslu işletmelerin ulusal ve yerel düzeydeki bütünleştirici etkileri. Stratejik yönetim. Stratejik yönetim, bir örgütün amaçlarına ulaşmasına hizmet eden işlevler arası kararlar alma, uygulama ve değerlendirme bilimidir. Ancak, herhangi bir ürünü veya hizmeti sunan işletmelerle hedef tüketici kitle arasındaki ilişki duran değildir. Müşterilerin taleplerindeki değişkenlik, işletmelerin stratejik kararlarını etkiler. İşletmeler, paydaşlarını ödüllendirmek ya da tatmin etmek, misyonunu gerçekleştirmek ya da sürdürmek ve hayatta kalmak üzere üç nedenden dolayı yeni düzenlemelere ihtiyaç duyarlar. Paydaşlar işletmelerin amaçlarını gerçekleştirirken etkiledikleri ve etkilendikleri birey gruplarıdır. Doğru stratejilerin oluşturulması bu grupların belirlenmesi ve analiz edilmesiyle ilgilidir. İşletmelerin genel amaçlarıyla ilgili kararlara dönüşen bu veriler, vizyon ve misyon ifadelerinde netleşir. Misyon, işletmenin varlık nedeni ve faaliyetleri açısından temel bir stratejik kavramdır. Paydaşların devamlılığıyla birlikte, şirketin örgütün hayatta kalma motivasyonlarına da hizmet eder. Rekabet baskısı altında olmayan yapılar dahi, değişen durumlara göre kendilerini güncelleyebilmelidirler. Rekabet ve riskin, kar amacı güden işletmelerin dışındaki örgütler için de ortaya çıkabileceği durumlar olabilir ve rekabet avantajı yararlanılabilir olduğu her durumda kullanılabilir. Bu avantaj uzun ömürlü olması istenen her işletmenin sürdürülebilir stratejisi açısından oldukça önemlidir. Stratejik yönetim 3 kavramsal temele oturur. Klasik stratejik yönetim süreci. Kaynak yönetimine dair yaklaşım. Paydaş ilişkileri analizi ve yönetimi. Bunların rekabet avantajı yaratacak kazanımların esaslarına yönelik olduğu açıktır. İşletme stratejisi, sahip olunan kaynaklar ve yetenekler üzerine yapılandırılır. Bir işletmenin diğerlerinden farklılaşacağı noktalar temel yetenek kapasitelerine bağlıdır. Bir işletmenin stratejisi stratejik niyetine bağlıdır. Vizyon olarak da geçen bu amaçlar bir işletmenin belirli zaman dilimde ulaşmak istedikleri pozisyonu işaret eder. Stratejik yönetimin gelişimi. Stratejik yönetim şekli, işletmelerin uzun dönemli planlama ihtiyaçlarının belirmesi neticesinde, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmıştır. Gelişim süreci, sırasıyla, uzun dönemli planlama, stratejik planlama ve stratejik yönetim olarak gerçekleşmiştir. Ancak, planlamalar zamana bağlı gibi görünse de süre değişkeni stratejik planlamanın ana belirleyicisi değildir. Buradaki ana unsur rekabetçi avantaj ve stratejik rekabet gücüdür. 1950'li yıllarda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde stratejik planlamanın bir yıldan uzun dönemler için yaygınlaşmaya başlayan sistematik yaklaşımlar söz konusudur.
1970'li yıllar ise stratejik planlamanın stratejik yönetime dönüştüğü, başarının stratejik değerlendirme ve stratejik yönetimin sürekliliğine bağlı olduğu koşullar ortaya çıkmıştır. Stratejik yönetimde stratejik düşünme ve stratejik planlama. Stratejik düşünme, işletmeyi içinde yer aldığı rekabetçi ortamla beraber, büyük bir resim içinde görebilme ve uzun vadeli planlar yapabilmek demektir. Stratejik yönetimin her aşamasında gerekli bir düşünme biçimidir. Ancak, katı stratejik planlar stratejik düşünmeye engel olabilir. Bu nedenle yöneticiler planlarının işlerliğini denetler ve gerektiğinde stratejik düşünmeyi devreye sokabilirler. Dolayısıyla yönetimin yaratıcı yönlerini stratejik düşünme ile yenilemek mümkündür. Buna göre, stratejik düşünmenin farklı görünümleri aşağıdaki gibi gerçekleşir. Stratejik niyete odaklanma. Uzun döneme yönelim. Geçmişi ve bugünü dikkate alma. Sistem perspektifi. Fırsatlardan yararlanma yeteneği. Bilimsel yaklaşım. Stratejik planlama, işletmenin uzun vadede geleceğini yaratma girişimidir. Belirli bir dönem için, örgütün ne olduğunu, ne yaptığını geleceğe referanslı olarak belirleyen ve rehberlik eden disiplinli bir çabadır. Stratejik plan kavramını operasyonel ve taktik planlama formlarıyla karşılaştırmak gerekirse. Stratejik planlar, örgüt faaliyetlerinin çok geniş bir bölümünü kapsar, çoğunluklu olarak geniş bir coğrafi alanı ilgilendirir, örgüt içindeki herkesi kapsar ve ilgilendirir, büyük miktarda yatırıma mal olur, uygulanması uzun bir zaman dilimi gerektirir. Operasyonel planlar, kapsadığı faaliyet alanı daha dardır, örgüt çalışanlarının bir bölümünü etkiler, stratejik planlamaya göre daha az harcama gerektirir, genellikle bir yıl sürelidir. Taktik planlar, planlama faaliyet alanı açısından en alt aşamadadır, örgütün daha küçük bir parçasını ilgilendirir, küçük bir çalışma grubu gerektirir, en kısa sürede gerçekleştirilen planlardır. Stratejik yönetimde liderlik. Bir işletmede dikey hiyerarşinin en üst basamağında yer alan yöneticiler stratejik karar alma mekanizmalarındaki en değerli kaynak unsurlarıdır. Yakın geçmişe dek, strateji geliştirme, bu işlevle yükümlü birimlerin görevi iken, günümüzde uzmanlığı bu olan özel birimlerden yönetim geneline yayılmış durumdadır. Bu doğrultuda yönetim hiyerarşisinin en üst basamağından başlayarak yönetim kademelerinin stratejik karar alma mekanizmalarına etkisi söz konusudur. Doğal olarak yöneticilerin liderlik vasfına sahip olmaları önemlidir. Stratejik liderlik ise stratejik düşünme becerisini gerektirir. Çevredeki değişimlere odaklanma, verileri analiz becerisi, varsayımları sorgulama ve yeni fikirler geliştirebilme, liderlik vasfını oluşturan yöneticilik becerileridir. Liderlerin ön yargıları, aldıkları kararların stratejik kalitesini olumsuz yönde etkiler. O nedenle, insanların kendileri, diğer insanlar ve dünya ile ilgili ön yargılarının farkında olması ve alınacak kararlarda minimum etki etmesinin sağlanması liderlik vasfını artırabilir. Portföy yönetimi ise işletmelerin belli stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere yürütülen programlar, projeler ve diğer faaliyetlerin yönetimi anlamını taşımaktadır. Stratejik yönetimin yararları. Stratejik yönetimin yararları hem niceliksel hem de nitelikseldir. Ölçülebilir yararların dışındaki temel niteliksel fayda alanları şöyle sıralanabilir. Fırsatların tanımlanması ve değerlendirilmesi, örgütsel sorunlara dair nesnel bakış açısı kazandırma, örgütsel koordinasyon ve denetimi kolaylaştırma, örgütsel değişimlerin olumsuz etkilerini azaltma, karar süreçleri ve örgütsel hedefler arasında bağlantı kurma, zamanın ve diğer kaynakların daha verimli ve daha etkili kullanımı, problem ve çatışmaların daha kısa sürede çözümlenmesi, örgüt içi iletişimin etkili ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, bireysel çabaların örgütsel eforla bütünleşmesi, bireysel sorumlulukların netleştirilerek açık bir biçimde tanımlanması, gelecek odaklı düşünme konusunda bireysel motivasyonu artırma, sorun çözme çabalarında işbirliğini artırma, değişime karşı olumlu tepki verebilme, örgütsel yönetimde biçimsel disiplini sağlama. Stratejik yönetimde başarısızlık nedenleri. Stratejik yönetim süreçlerinin başarısı ile örgütsel başarı arasında doğrusal bir ilişki arzu edilse de, bu her zaman gerçekleşmeyebilir. Aşağıdaki nedenler, söz konusu bir başarısızlığın sebepleri olabilir. Stratejik yönetime ilişkin yeterli düzeyde bilgi ve deneyimin olmayışı, örgütsel ödüllendirme sistemlerinin stratejik yönetim süreçleriyle ilişkilendirilmiş olmaması, örgütün içinde bulunduğu kriz durumunda, ayrılabilecek yeterli zaman ya da kaynağın bulunmayışı, stratejik yönetim sürecinin zaman kaybı olarak değerlendirilmesi, stratejik yönetim sürecinin zaman ve kaynak israfına neden olacağı düşünülerek, görece pahalı bir süreç olarak algılanması,
örgüt bünyesinde yer alan bireylerin kişisel nedenlerle stratejik yönetim süreçlerinde yer alma konusunda isteksiz davranmaları, başarılı örgütlerde başarının sürekliliğine olan inançtan dolayı ek çaba gösterme konusunda isteksizlik oluşması, bireylerin gereğinden fazla uzun dönemli, uygulanması güç ve esnek olmayan stratejik yönetim süreçleri nedeniyle geçmişte yaşadıkları kötü deneyimler, stratejik yönetimle gelen çeşitli değişimlerin tehdit olarak algılanması, stratejik yönetim süreçlerinde yaşanması muhtemel çeşitli belirsizliklerin yarattığı korku, bireylerin dürüst bir şekilde stratejik yönetim süreçlerinde çeşitli yanlış uygulamalar sezmiş olmaları, üst yönetimin stratejik yönetim süreçlerinin gerekliliği konusunda çalışanlarda güven yaratamamış olması. Stratejik yönetim bir dersi ikinci ünite özeti. Stratejik yönetim süreci ve unsurları. Stratejik yönetim modeli. Stratejik yönetim ya da eş anlamlı kullanımıyla stratejik planlama, işletmelere rekabet üstünlüğü kazandırmak ve bunu sürdürmek üzere oluşturulmuş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın süreci, işletmelerin işletme içi ve dışı olayları ve eğilimleri sürekli olarak izlemesi gerektiği ancak böylelikle gerekli değişiklikleri zamanında yapabilmesinin mümkün olacağı inancına dayanır. Ortaya çıktığı lerden günümüze kadar bu yaklaşım, uygulanmış ve yaşanan başarılı ve başarısız deneyimlerle bir model halini almıştır. Stratejik yönetim modeli, belli aşamaları takip ederek bir süre sonra sona eren bir dizi değil, aksine bir döngüdür. Modelin uygulama sürecinde 3 temel aşama vardır: strateji oluşturma, strateji uygulama ve strateji değerleme. Stratejik yönetim süreci, işletmenin vizyon ve misyonunun belirlenmesi ile başlar. Belirlenen uzun dönemli amaçlara göre, hangi stratejik seçeneklerin söz konusu olabileceği yönünde çalışmalar yapılır. İşletmeler stratejilerini oluştururken, devletlerin, müşterilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ilgisiyle oluşan çevresel konular, sosyal sorumluluk, iş etiği gibi konulara hassasiyet gösterirken, ekonomik konjonktür, ülkeler arası ticari ve siyasi ilişkiler gibi uluslararası ticaretteki mevcut koşulları ve faktörleri dikkate almaları gerekir. Seçilen stratejinin uygulanması neticesinde öngörülen ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilir. Elde edilen sonuçlara göre süreç üzerinde yapılacak değişimlerle döngü devam edecektir. Stratejik yönetim sürecinin dinamik ve sürekli olması, modelin herhangi bir unsurundaki değişikliğin modelin geri kalanına da yansımasına sebep olur. Bu nedenle strateji oluşturma, uygulama ve değerleme faaliyeti 6 ayda bir ya da yıl sonunda değil, süreklilik temeline göre gerçekleştirilmelidir. Strateji oluşturma. Strateji oluşturma, strateji yönetim sürecinin ilk adımıdır. Bu süreçte vizyon ve misyonun geliştirilmesi, dış çevre analizi, iç çevre analizi, uzun dönemli amaçların oluşturulması, stratejilerin belirlenmesi aşamalarının faaliyetleri yürütülürken hangi işlere girileceği, hangi işlerin terk edileceği, işletmenin kaynaklarının nasıl dağıtılacağı, faaliyet alanlarının genişletilip genişletilmeyeceği, uluslararası piyasalara girilip girilmeyeceği, başka bir işletme ile birleşilip birleşilmeyeceği gibi konular da ele alınır. Vizyon ve misyonun geliştirilmesi, işletmenin biz ne olmak istiyoruz sorusunun cevabı, o işletmenin vizyonunu ifade eder. Misyon, işletmenin vizyonunu daha açık hale getiren, bir işletmeyi diğerlerinden ayırıp, varoluş nedenini açıklayan ve işletme olarak bizim işimiz nedir sorusuna cevap veren terimdir. Vizyonun ifade edilmiş, yazılı haline vizyon bildirgesi, misyonun da benzer şekilde yazılı haline misyon bildirgesi adı verilir. Vizyon ve misyon bildirgeleri sayesinde tüm yöneticiler ve çalışanlar işletmenin ne yaptığı ve nereye ulaşmak istediği konusunda net bir fikre sahip olurlar ve faaliyetlerini buna göre değerlendirirler. Dış çevre analizi, işletmenin kontrolü dışında olup, işletmeyi etkileme potansiyeli yüksek olan faktörlerdir. Bunlar, ekonomik, sosyal, kültürel, demografik, çevresel, politik, yasal, teknolojik ve rekabete ilişkin eğilimler ve olaylardır. Bu faktörler, işletmenin lehine sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olan fırsatlar ve işletmenin aleyhine bir potansiyel olan tehditler olarak iki grupta incelenir. Dış çevreden kaynaklanan faktörler, müşterilerin özelliklerine ve davranışlarına da yansımakta, bu da sonuç olarak farklı ürün, hizmet ve stratejilerin oluşturulmasını gerektirmektedir. İç çevre analizi, iç çevre analizi kapsamında, İşletme kontrolündeki faaliyetlerin olumlu ya da olumsuz sonuç oluşturma potansiyeli göz önüne alınarak işletmenin güçlü yanları ve zayıf yanları tanımlanır. Güçlü ve zayıf yanlar işletmenin yönetim, pazarlama, üretim gibi yürütmüş olduğu faaliyetler içinde yer alır. İç çevre faktörleri, finansal oranlar,
işletmenin performansının ölçümü, geçmiş dönemlere ve endüstri ortalamalarına göre kıyaslamalar gibi yöntemlerle belirlenebilir. Uzun dönemli amaçların oluşturulması, uzun dönemli amaçlar, temel misyonunu gerçekleştirebilmesi yönünde, işletmenin ulaşmak istediği spesifik sonuçlar olarak tanımlanır. Burada uzun dönemden kasıt, bir yıldan daha uzun bir süredir. Çalışanlar, bu amaçlar sayesinde işletmenin misyon ve vizyonuna nasıl katkıda bulunabileceklerini somut olarak görebileceklerdir. İşletmeler uzun dönemli amaçlarını ve hedeflerini kırılık, etkinlik, büyüme, hisse senedi sahiplerinin refahı, kaynak kullanımı, şöhret, çalışanlara katkı, topluma katkı, pazar liderliği, teknolojik liderlik, hayatta kalma üzerine inşa edebilirler. Stratejilerin belirlenmesi, stratejiler, uzun dönemli hedeflere ulaşmak üzere işletmelerin seçmiş olduğu yollar, araçlardır. En çok başvurulan stratejiler arasında, coğrafi genişleme, ürün geliştirme, pazara nüfuz etme, pazar geliştirme, bazı işletme varlıklarını elden çıkarma, bazı işlerden vazgeçme, ortak girişimler yaratma vb. vardır. Stratejilerin işletmenin gelecekteki ortalama 5 yıllık performansı üzerinde etkisi olacağından, gelecek odaklı değerlendirilirler. Strateji uygulama. Strateji uygulama, stratejik yönetimin eylem aşaması olarak adlandırılır. Stratejiyi uygulamak demek, önceden seçilen stratejilerin eyleme dönüştürülmesi için çalışanların ve yöneticilerin harekete geçirilmesi anlamına gelmektedir. Başarılı bir şekilde oluşturulan stratejiler, uygulamaya geçirilmediği sürece işletmeye bir yarar sağlamayacaktır. Strateji uygulama aşamasının zorluğu, tüm personeli işletmenin stratejileri doğrultusunda gurur ve arzulu olarak çalışması yönünde motive edebilmektir. Uygulamada gerçekleştirilen faaliyetlerden biri yıllık hedeflerin oluşturulması, diğeri ise politikaların belirlenmesidir. Yıllık hedeflerin oluşturulması, uzun dönemli hedefler gibi, yıllık hedeflerin de ölçülebilir, sayısallaştırılabilir, gerçekçi, tutarlı ve kendi içinde önceliklerinin belirlenmiş olması gerekir. Bu hedefler, personelin potansiyelini ortaya çıkaracak ve çaba göstermesini sağlayacak zorlukta olmalıdır. Politikaların belirlenmesi, politikalar, yıllık hedeflere ulaşmada kullanılacak araçlardır. Belirlenen politikalar, tekrarlanan faaliyetler ve durumlarda ne tarz davranışlarda bulunulacağına dair yol göstererek, sağlıklı, etkili ve hızlı karar almayı sağlarlar. Strateji değerleme. Stratejik yönetim sürecinin son aşamasıdır. Yöneticiler uygulamasında sorun yaşanan stratejileri, strateji değerleme aşamasında fark edebilirler. Bu süreç zaman alıcı ve pahalı olabileceğinden, işletmeler genellikle en erken 6. ayda, çoğu zaman da yıl sonlarında stratejileri değerlendirme yoluna gitmektedirler. Strateji değerleme temelde 3 faaliyet etrafında döner. Mevcut stratejiler için temel oluşturan iç ve dış faktörlerin gözden geçirilmesi. Performansın ölçümü. Düzeltici önlemlerin alınması. Strateji değerleme bir zorunluluktur çünkü bugün başarı getiren unsurların, yarın da başarı getireceğinin bir garantisi yoktur. Önceki başarılar daima yeni ve farklı sorunları da beraberinde getirir. Strateji yönetim sürecinin etkinliği. Stratejik planın başarılı bir şekilde oluşturulmasında ve yürütülmesinde işletmedeki herkesin farklılaşan rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. İşletmeler büyüdükçe roller ve sorumluluklar birbirine karışabilir ya da belirsizleşebilir. Karşılaşılan olumsuzlukları engelleyip stratejik planın mümkün olduğunca iyi işleyebilmesi için bir takım önlemler alınabilir. Stratejik yönetim, işletmedeki yöneticileri ve çalışanları kritik stratejik sorunlara ve bunların çözümündeki uygun çözümlere aşina yapacak bir öğrenme süreci olmalıdır. Stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için sürecin işleyişinde şu noktalara dikkat edilmesi gereklidir. Süreç sadece kağıt üstünde kalmamalı, insanları işin içine katmalıdır. Tüm yöneticiler ve çalışanlar için bir öğrenme süreci olmalıdır. Sayılarla desteklenen sözlerden oluşmalıdır. Yalın ve rutin dışı olmalıdır. Rutin davranışların önüne geçmek üzere görevler, ekip üyelikleri, toplantı biçimleri, hatta planlama takviminde değişiklikler yapmalıdır. Mevcut işletme stratejilerini oluşturan varsayımlara meydan okumalıdır. Olumsuz haberler de hoş karşılanmalıdır. Açık fikirliliğe, araştırma ve öğrenme ruhuna açık olmalıdır. Bürokratik bir mekanizma olmamalıdır. Törensel, şaşalı ve gürültücü olmamalıdır. Fazla biçimsel, tahmin edilebilir ya da katı olmamalıdır. Jargon ya da esrarlı bir planlama dili içermemelidir.
yalnızca işletmenin kontrolünü sağlamaya dönük biçimsel bir sistem olmalıdır. Niteliksel bilgiyi göz ardı etmemelidir. Teknikerler tarafında kontrol edilmemelidir. Bir defada çok fazla strateji takip edilmemelidir. İyi ahlak, iyi iştir politikasını sürekli olarak desteklemeli, güçlendirmelidir. Stratejik yönetim bir dersi 3. ünite özeti. Vizyon ve misyonun geliştirilmesi. Vizyon kavramı. Vizyonun en önemli amaçlarından biri, organizasyonlarda yer alan bireylere ilham vermek ve başarıya ulaşmaları için onlara yol göstermektir. Vizyon işletmenin ya da kişinin şu anda nerede olduğunun değil, gelecekte nerede olmak istediğinin tanımıdır. Başarılı bir vizyon, organizasyonlar için canlı ve parlak bir resim çizer ve geleceğe yönelik olmasına rağmen, şu anda fark edilmiş gibi şimdiki zamanda yer alır. Lipton, 1996. Vizyon, temel değerlerin ve prensiplerin örgütsel bir açıklamasıdır. Bir reklam sloganı, bir strateji ya da bir plan değildir. İyi tasarlanmış bir vizyon iki temel unsuru içermelidir. Birincisi, işletmenin temel ideolojisi yani varoluş nedeni, temel değerleri ve amaçlarıdır. İkinci unsur ise işletmenin öngörülmüş geleceğidir. Öngörülmüş gelecek, işletmenin ne olmak, neyi başarmak ve ne yaratmayı arzu ettiğinin bir ifadesidir. Vizyonun önemi. Vizyon belirleme çalışmaları stratejik yönetim faaliyetleri açısından çok önemlidir. Vizyon belirlemenin işletmeler için çok önemli faydaları vardır. Mark Lipton'a göre vizyon, geniş kapsamlı performans ölçümü sağlar. Değişimi destekler. Stratejik plana temel teşkil eder. Motivasyonu artırır ve yetenekli kişilerin işe alınmasına olanak sağlar. Karar alma mekanizmasının bir kapsam içinde kalmasına yardım eder. Lipton, 1996-84. James L. Lucas, vizyonun önemini şu maddelerle ifade etmektedir. Vizyon yol göstericidir, belirlenen hedefler doğrultusunda çalışanlara yol göstermektedir. Vizyon hatırlatıcıdır, işletmeler bazen hedeflerini unutarak başka alanlara yönelebilirler. Vizyon, hedeflerin ne olduğunu hatırlatıcı bir özelliğe sahiptir. Vizyon ilham vericidir, çalışanlara, kendi hayatları ve hedeflerinin yanında, işletme için yaptıkları işlerinin amaçları, sonuçları, öncelikleri ve işletmenin hedefleri hakkında ilham verir ve çalışanların işleri ve işletmeleriyle bütünleşmelerini sağlar. Vizyon kontrol edicidir, işletme içinde gereksiz işler ve temel yetersizliklerle uğraşılmaya başlanması durumunda vizyon belgesi insanları gerçekle yüzleştirerek kontrol mekanizması görevi görür. Vizyon özgürlük sağlar, kim olduğumuzu ve ne olmak istediğimizi hatırlatarak ileriye dönük bir bakış açısına sahip olmamızı ve yüksek performans sergilememizi sağlar. Her işletme kar elde etmek için kurulmuştur fakat bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran şey onun vizyonudur. Vizyonsuz bir işletme rotası olmayan bir gemi gibidir. Ülgen ve Mirze, 2010-178 ve gelecekte nelerle karşılaşacağı belirsizdir. Vizyon, işletmeye hedeflerini göstermekle birlikte çalışanları başarıya zorlar ve onları motive eder. Ayrıca vizyon, İşletmenin değerlerini ve tutkusunu da ortaya koyar ve vizyonun gerçekleşmesi bu tutku ve değerlerin, işletmenin tüm çalışanları ve hatta diğer tüm paydaşlar tarafından benimsenmesine bağlıdır. Vizyon belirleme süreci. Vizyonun önemi anlaşıldıktan sonra üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu da vizyonun kim tarafından belirleneceğidir. Vizyon bildirimi, stratejik yönetim faaliyetleri içinde yer aldığı için pek çok işletmede yalnızca üst yönetim kademeleri tarafından yapılmaktadır. Ancak deneyimler göstermektedir ki, en etkili vizyon bildirgeleri, vizyon belirleme çalışmaları sırasında işletmenin diğer bütün paydaşlarının, işletmedeki diğer üst düzey yöneticiler, farklı bölümlerde çalışan kişiler, tedarikçiler ve müşterilerin de dahil olduğu bir grup, da katılımları ile ortaya çıkmaktadır. Vizyon belirleme süreci içerisinde şu adımlar atılabilir. David, 2011-79. Vizyon belirlenmesi ile ilgili çeşitli makaleler seçilir ve bu makaleler tüm yöneticiler ile paylaşılır. Kendi örgütleri için her bir yöneticiden bir vizyon bildirgesi oluşturulması istenir. Bir komite ya da tartışma grupları oluşturularak hazırlanan bildirgeler birleştirilir ve taslak vizyon bildirgesi oluşturulur. Bu taslak, şirket dışından bir uzman ya da şirket içi oluşturulan bir komite tarafından değerlendirilip son hükmünü alır. Vizyon belirleme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli noktalar şöyledir. Lucas, 1998-100. A. Biz gerçekte kimiz? Neden varız? Temel değerlerimiz nelerdir?
Temel yeterliliklerimiz ve eksikliklerimiz nelerdir? Sorularına cevap verilmelidir. B. Vizyon yeteri kadar detaylı tanımlanmalıdır. C. Vizyonun uygulanabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Vizyonun başarısız olmasının nedenleri. Stratejik yönetim faaliyetleri içinde her işletmenin bir vizyon tanımı yapması gerektiğine, vizyonun faydalarına ve bir vizyon bildirgesi hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinilmişti. Ancak, bazı durumlarda vizyon bildirgesi beklenen başarıyı getirememektedir. Vizyon bildirgelerinin başarısız olma nedenleri şöyle sıralanabilir. Yöneticilerin davranışlarının işletme vizyonu ile tutarsız olması durumlu. Vizyon bildiriminin, işletmenin varlık nedeninden farklı olması durumlu. Vizyon bildirgesinin, gerçekçi olmayan beklentiler içermesi durumlu. Çok detaylı veya çok kısa vizyon bildirgeleri. Misyon kavramı. Misyon kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre görev ve amaç sözcükleriyle ifade edilmektedir. İşletmeler için ise misyon, bir işletmenin var olma nedeni olarak değerlendirilmektedir. Yani işletmede yapılan işin tanımı, kimlere hizmet verildiği, hangi pazarlarda yer aldığı, diğer işletmelerden farklı olarak ne yaptığının ortaya konulmasıdır. Misyon bildirgesi bir işletme öğretisi olarak da tanımlanmaktadır. Misyon, işletmenin amacının, felsefesinin, inanç ve prensiplerinin de yapılan işe yansıtılmasına destek olmaktadır. Misyonun niteliği. Misyon bildirgesini oluşturacak veriler, dış çevre ve iç çevre analizleri sonucunda elde edilmektedir. Bu analizler doğrultusunda, müşteriler, pazarlar, ürün ve hizmetler konusunda detaylı bilgilere ulaşılır. Misyon bildirgesi, salt müşteri ya da ürün odaklı olmamalıdır. Misyon hazırlanırken, bir işletme başarılı olmak için neler yapmaktadır düşüncesiyle hareket edilmelidir. Misyon ifadesinin çalışanlar açısından da paylaşılan bir değer olması motivasyonun artırılmasında çok önemlidir. Misyon ifadeleri, yalnızca kar amacı güden işletmeler tarafından değil, devlet kuruluşları, dernekler, sivil toplum kuruluşları tarafından da kullanılmaktadır. Misyon özellikleri. Örgütsel misyon içerisinde aşağıdaki unsurlar yer alabilmektedir. Faaliyet alanımız nedir veya ne olmalıdır sorularının yanıtını içerir. Yapılan iş tanımı, örgütün değerleri ve inançları yer alır. Örgütün ilişkide bulunduğu kitleler, pazarlar, ürettiği ürünler hakkında bilgi verilebilir. Örgüt çalışanları, tüm paydaşlar ya da toplumun geneli ile olan ilişkisi yansıtılabilir. Yapıcı, pozitif ve motive edici olması yön verici bir pusula işlevine sahip olmasına katkıda bulunur. Misyonun, örgüte özgü olması gerekir. Kısa dönemden ziyade uzun dönemi kapsaması gerekmektedir. Misyon belgesinde faaliyet alanının sınırlarının belirgin olması önemlidir. Ayrıca, iyi bir misyon bildirgesi, çeşitli paydaşların taleplerini aynı şekilde dikkate alarak taleplere cevap verebilecek şekilde oluşturulmalıdır. Değer ve inançlar açısından ise, yapılan iş birbirinin aynısı olsa dahi her işletmenin değerleri ve inançları farklıdır. Bu sayede de misyonları kendilerine özgü olma özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda bu farklılıkları sayesinde diğer işletmelerden ayrılabileceklerdir. Düzgün ve işlevsel misyon ve vizyon ifadelerinin işletmelere sağlayacağı faydaları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. David, 2011, SF, 50/100. A. İşletmenin amaçlarına yöneticiler ve çalışanlar tarafından açıkça erişilebilmesi. B. Stratejik planlama faaliyetlerine bir temel oluşturması, iç ve dış çevrenin değerlendirilmesi, değerler ve inançların ortaya konması, strateji geliştirme, alternatif stratejiler arasından seçim yapma, politika belirleme, örgütsel yapı oluşturma, kaynakların konumlandırılması ve performansın değerlendirmesi. C. İşletmeye gidilecek bir yön sağlaması. D. İşletmenin tüm paydaşları için bir odak noktası olması. E. Yöneticiler arasındaki farklı bakış açılarını ortak bir bakış altında toplaması. F. Tüm çalışanlar ve yöneticiler tarafından beklentilerin paylaşılması duygusunu teşvik etmesi. G. Tüm paydaşlara işletme değeri ve amacını yansıtan bir bilinci yansıtması. F. Daha organize olmuş, daha motive edici bir örgütü yansıtması. İ. Daha yüksek örgütsel performansa erişebilmeyi sağlaması. C. Tüm yönetici ve çalışanlar arasında sinerji yaratılmasını sağlaması. Misyon bildirgesini oluşturan bileşenler. Misyon bildirgelerinin temelinin yaptığımız iş nedir, sorusu olduğunu belirtmiştik. Bu soruya cevap verebilmek adına kime, neyi, nasıl sağlıyoruz, sorularının yanıtlarını bulabilmek bize aşağıda belirtilen 3 boyutu incelememiz gerektiğini önerir.
Hill ve Jones, 1995, 37 üzgün yüz. Kime? İşletme içi ve dışı olmak üzere tüm paydaşlar. Neyi? Paydaşların ihtiyaçları. Nasıl? İşletmeye özgü yeteneklerini kullanarak. Böyle bir yaklaşım ürün odaklıdan ziyade müşteri odaklı bir açıklamayı barındıran bir misyon bildirgesinin sinyallerini vermektedir. Günümüz işletmeleri için geçerli olan, salt müşteri odaklı değil hatta tüm paydaşları içeren daha geniş kapsamlı bir misyon bildirgesi oluşturabilmektir. Misyon bildirgesinin bileşenlerini aşağıdaki gibi 9 maddede sınıflandırmak mümkündür. 1. Müşteriler, işletmenin müşterileri kimlerdir? 2. İşletmenin sunduğu ürünler ve hizmetler, işletmenin sunduğu ürün ve hizmetlerin açıklanmasıdır. 3. Pazar işletmenin rekabet alanı, rekabet edilecek alanın belirlenmesi gereklidir, Avrupa ya da dünya geneli vb. 4. Teknolojiyi yakalayabilmek. 5. İşletmenin varlığını sürdürme, büyüme ve kırılık için teşebbüste bulunması. 6. İşletmenin felsefesi, işletmenin temel inançları, değerleri, arzuları ve etik değerleri hakkında bilgiler verilmesi. 7. Benlik kavramını yansıtması, işletmenin rekabetçi üstünlükleri ve temel yeteneklerinin avantajı belirtilmelidir. 8. Toplumsal imaja önem vermek, işletmenin sosyal ve doğal çevreye karşı sorumluluklarının ifade edilmesidir. 9. Çalışanlara önem vermek, çalışanların işletmenin değerli birer kaynağı olduğunun misyon bildirgesine yansıtılmasıdır. Stratejik Yönetim 1 Dersi 4. Ünite Özeti. Dış Çevre ve Analizi. Dış Çevre Kavramı ve Tanımı. Dış çevre özetle işletmenin faaliyet gösterdiği çevredir. Başka bir ifade ile işletmenin dışında kalan ancak işletmenin amaçlarına ulaşması sürecini etkileyen tüm faktörlerdir. Dış çevre iş çevresi ve genel çevre olmak üzere iki alt başlık altında incelenebilir. İş çevresi, çevresel unsurlar, mevcut ve potansiyel rakipler, tedarikçiler, alıcılar, müşteriler ve bayiler, sektör içerisinde ikame ürün hizmet sunan işletmeler, tamamlayıcı ürün ve hizmetleri sunan işletmeler gibi faktörlerdir. Politik ve yasal, makroekonomik, demografik, sosyokültürel, teknolojik ve uluslararası faktörler örgütün genel çevresinin önemli aktörleridir. Örgütün iş çevresi genel çevrenin altında yer alır ve genel çevre örgütün iş çevresi üzerinde oluşturduğu etkiler ile örgütü etkiler. Dış çevre analizinde yöneticiler tehditler ve fırsatlar üzerine odaklanırlar. Fırsatlar örgütün amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıran, dış çevre kaynaklı koşullar ve gelişmelerdir. Tehditler ise örgütün amaçlarına ulaşmasını engelleyen dış kaynaklı koşullar ve gelişmelerdir. Örgütün dış çevresini daha iyi anlayabilmek için aşağıda iş çevresi ve genel çevre detaylı olarak verilmiştir. İş çevresi. Örgütün iş çevresini analiz edilmesi sürecinde en çok yararlanılan modellerden birisi Michael Porter tarafından geliştirilen 5 güç modelidir. Bu modele göre işletmenin kar elde edebilmesi 5 faktörden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu faktörler aşağıda sıralandığı gibidir. Olası rakiplerin pazara girişi, alıcıların pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü, ikame ürün hizmetlerin varlığı, sektördeki mevcut işletmeler arasındaki rekabetin şiddeti. Poster'a göre yukarıda verilen faktörlerin birbirine şiddeti arttıkça işletme için tehdit olma olasılığı dolayısıyla şirketin kar elde etmesi zorlaşacaktır. Faktörlerin birbirine olan şiddeti azaldıkça şirketin kar elde etme oranı artacaktır. Olası rakiplerin pazara girişi, olası rakipler sektörde rekabet etmeyen ancak istedikleri durumda rekabet edebilecek işletmeler olarak tarif edilirler. Sektörde faaliyet gösteren işletmeler için bu rakiplerin sayılarının artması, işletmelerin pazar paylarını ve karlılıklarını korumalarını zorlaştıracaktır. Bundan dolayı yöneticiler aktif olarak faaliyet gösterdikleri sektöre yeni işletmelerinin girmesini engelleyecek stratejiler geliştirme yoluna giderler. Bu stratejiler pazara girişi maliyetli duruma getirmek ve bu sayede sektördeki mevcut işletmeleri rekabetten korumak amacıyla geliştirilen pazara giriş engelleri olarak adlandırılan faktörleridir. Pazara giriş engellerini, ölçek ekonomileri, ürün farklılaştırma, sermaye gereklilikleri, değiştirme maliyetleri ve dağıtım kanallarına erişim faktörleri olarak sıralamak mümkündür. Ölçek ekonomileri yüksek çıktı miktarları sayesinde maliyetlerden tasarruf edilmesi olarak tanımlanır. Pazardaki işletmeler ölçek ekonomisine sahip olduklarında, pazara yeni giren ya da girecek olan işletmelere karşı maliyet üstünlüğü elde ederler. Ürün farklılaştırma sektörde yer alan işletmelerin ürünlerinin zaman içerisinde tüketiciler tarafından benzersiz olarak kabul edilmesidir.
Pazara yeni girecek olan işletmeler kendi ürünlerini kabul ettirebilmeleri için çok fazla kaynak harcamak zorunda kalabilirler. Bundan dolayı ürün farklılaştırma yeni firmalar için önemli bir engel faktörüdür. Sermaye gereklilikleri, pazara yeni girecek işletmelerin pazarda rekabet edebilmeleri için tesislerin yanında pazarlama, üretim ve diğer işletme fonksiyonlarını yerine getirecek kaynaklara sahip olmalarıdır. Değiştirme maliyetleri pazara yeni giren işletmeler tüketicilerin daha önceden satın aldığı bir ürünü daha düşük maliyetle veya daha gelişmiş bir ürün sunumu ile tekrar satın almalarını sağlamaları işlemidir. Dağıtım kanallarına erişim sektöre yeni girecek işletmeler, sektörde söz sahibi olabilmeleri için, sektördeki işletmelerin hazırda geliştirdikleri dağıtım kanallarını kullanabilmeleri için işletmeleri ikna etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde pazara girişleri son derece zor bir hale gelecektir. Tedarikçilerin pazarlık gücü, işletmeler bazı durumlarda ihtiyaç duydukları girdilerin temini için daha yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalabilirler. Bu durumlar, sadece birkaç tedarikçinin varlığının söz konusu olması, ikame tedarik kaynaklarının mevcut olmaması ya da mevcut ikame tedarik kaynaklarının yeterli olmaması, alıcının gerçekleştirdiği satın alma faaliyetlerinin tedarikçinin genel satışları içerisinde düşük bir paya sahip olması, tedarikçinin ürünlerinin ve hizmetlerinin, alıcının pazardaki başarısı için önemli olması, tedarik edilen ürün ve hizmetlerin değiştirme maliyetlerinin yüksek olması şeklinde sıralanabilir. Bahsedilen bu durumlarda tedarikçilerin alıcılara karşı pazarlık gücünün yüksek olduğundan bahsedilebilir. Alıcıların pazarlık gücü, alıcı konumundaki güçlü işletmeler yatırımları karşılığında yüksek geri dönüş elde edebilmek için istedikleri kalitedeki ham maddeyi mümkün olan en düşük fiyata tedarik etmek isteyeceklerdir. Bu durum tedarikçiler için olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. Alıcılar aşağıdaki verilen durumlarda maliyetlerini azaltmak adına, daha yüksek kalite, daha iyi hizmet ve daha düşük fiyat için pazarlık ederler. Alıcı, sektördeki satın alma faaliyetlerinin büyük bir kısmını yapıyorsa, eğer tedarikçi sayısı çok ise ve alıcı, tedarikçiyi çok az bir maliyete katlanıp değiştirebiliyorsa, tedarikçilerin ürettiği ürünler hizmetler, ayırt edici bir özelliği olmayan ve standart ürünlerse, alıcıların tedarikçilere karşı pazarlık gücü yüksek olduğundan söz edilebilir. İkame ürün hizmetlerin varlığı, ikame ürünler ve hizmetler, başka sektörler içerisinde üretilen, işletmelerin ürünlerinin aynısı veya benzeri olmayan, ancak bu ürünlere alternatif olabilecek ürünler ve hizmetlerdir. Bu durumda oluşabilecek bir rekabet sektör dışından gelecektir. Bundan dolayı işletmeler kendi ürün ve hizmetlerinin ikamesini sunan işletmelerle de rekabet ederler. Eğer ikame malların kalitesi sektörde yer alan işletmelerin mallarının kalitesine eşit veya daha iyi ve ikame malların fiyatı daha ucuz ise müşteriler bu ürün ve hizmetleri tercih edebilirler. Bu durumda işletmeler ikame ürün hizmet üreticileriyle rekabet edebilmek için mevcut ürün ve hizmetlerini, fiyat, kalite, hizmet ve erişim gibi faktörler bazında farklılaştırmalıdırlar. Sektördeki mevcut işletmeler arasındaki rekabetin şiddeti, işletmeler, daha yüksek kar ve stratejik rekabet üstünlüğü elde etmek adına aktif olarak birbirleriyle rekabet ederler. Rekabet büyük ölçüde fiyat, ürün hizmet inovasyonu ve sunulan ürünleri hizmetleri rakiplerin ürün ve hizmetlerinden ayrıştıran faktörler üzerinden gerçekleşir. Belli bir sektör içerisindeki işletmeler arasında karşılıklı etkileşim olduğu için, bir işletmenin atacağı adımlar, genellikle diğerlerinin bu adımlara tepki vermesiyle sonuçlanır. Genel çevre. İşletmelerin dış çevrelerinden birisi olan genel çevre aşağıda belirtilen 5 faktör ile işletmeler üzerinde etkili olmaktadır. Ekonomik faktörler. Sosyal faktörler. Politik faktörler. Teknolojik faktörler. Ekolojik faktörler. Genel çevre faktörleri de, iş çevresi gibi işletme için fırsatlar ve tehditler oluşturmaktadır. Ekonomik faktörler. Ekonomik faktörler, bir işletmenin faaliyet gösterdiği ekonomik koşulların yapısı ve bu koşulların eğilimiyle ilgili faktörlerdir. Enflasyon oranları, işsizlik oranları, tüketici fiyat endeksi, gayri safi milli hasıla ve sermaye piyasalarına ilişkin göstergeler temel ekonomik göstergeler arasında sayılabilir. Ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri ve o sektörler içerisinde faaliyet gösteren tedarikçileri, üreticileri, hizmet işletmelerini, toptancıları, perakendecileri, sivil toplum kuruluşlarını ve hatta hükümeti doğrudan etkiler. Bundan dolayı işletmelerin ekonomik gelişmeleri ve eğilimleri stratejik planlarına doğru ve detaylı bir şekilde yansıtmaları kaçınılmaz bir gerekliliktir. Sosyal faktörler,
İşletme faaliyetlerini etkileyen genel çevre faktörlerinden birisi de sosyal faktörlerdir. İşletme faaliyetlerini etkileyen sosyal faktörler inançlar, değerler, fikirler, toplumdaki yaş dağılımının değişimi ve yaşam tarzları olarak sıralanabilir. Bahsi geçen bu sosyal faktörler, kültür, ekoloji, din eğitim ve etnik faktörler tarafından şekillendirilir. Sosyal faktörler, toplumsal tutum ve davranışlara bağlı olarak zamanla değişime uğramaktadır. Bundan dolayı tüketicilerin çeşitli ürün ve hizmetlere olan talepleri değişecektir. Bu değişim kimi zaman işletmeler için fırsat oluştururken kimi zaman da tehdit oluşturmaktadır. Politik faktörler, işletmelerin faaliyet gösterdiği ortamdaki yasal ve düzenleyici değişkenleri ifade eder. Bazı politik düzenlemeler işletmelerin karlılıklarını azaltma eğiliminde olurken bazıları ise artırma eğiliminde olabilmektedir. Adil rekabet kararları, antitrust kanunları, vergi programları, asgari ücretlere ilişkin düzenlemeler ve fiyatlama politikaları gibi politik kararlar çalışanları, tüketicileri, kamuyu ve çevreyi korumaya yönelik uygulamalar olduğu için işletme faaliyetlerini sınırlandırmaktadır. Bunun yanında, patent yasaları, devlet teşvikleri ve Ar-Ge destekleri işletmeler için fayda sağlayan politik düzenlemelerdir. Teknolojik faktörler, teknolojik gelişim ile birlikte işletmeler için önemli büyüme ve inovasyon fırsatları da ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda teknolojik gelişmeler sektörleri ve işletmeleri de değiştirmiştir. Teknoloji sayesinde işletmeler ürün ve hizmetlerini rakiplerine kıyasla daha etkili bir şekilde üretebilmekte ve pazara sunabilmektedir. Teknoloji yeni ürünler ve hizmetler yarattığı kadar, yeni sektörlerin doğmasına da aracılık etmektedir. Bu doğrultuda işletmeler başarıya ulaşmak için stratejik planlarını teknolojik faktörleri kapsamayacak şekilde oluşturmalıdırlar. Ekolojik faktörler, ekoloji terimi, insan, diğer canlılar ve bunların ihtiyaç duyduğu toprak, hava ve su arasındaki ilişkileri tanımlamaktadır. Endüstriyel toplumlardaki faaliyetlerin bir sonucu olarak ekolojinin tehdit altında olması da genellikle kirlenme olarak nitelendirilmektedir. Çevre kirliliği, biyolojik dengenin bozulması, küresel ısınma, havanın, toprağın ve suların kirlenmesi gibi konular ekolojik faktörler başlığı altında ele alınmaktadır. İşletmeler faaliyetlerini yerine getirirken ekolojiyi korumaya özen göstermelidirler. Günümüzde ekolojik faktörler, pek çok işletmenin stratejik planlamalarında önemli yer tutmaktadır. Dış çevrenin analizinde kullanılan yöntemler. Dış çevrenin analiz edilmesi, karmaşık ve dikkatle gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Bundan dolayı işletmeler var olma durumlarını ve rekabet edebilme güçlerini ayakta tutabilmek için stratejik planlarında dış çevre analizine mutlak suretle yer vermek durumundadır. Dış çevre analizleri gerçekleştirilirken yöneticilerin kullanabileceği bir dizi yöntem mevcuttur. Bu yöntemleri kullanırken yöneticiler analizlerinde kullanacakları dış kaynaklı bilgileri doğru bir şekilde toplamalı, doğru tahmin araç ve tekniklerini kullanarak dış çevre analizlerini yapmalıdırlar. Dışarıdan gerekli bilgilerin toplanması, yöneticiler kendileri için gerekli olan bilgileri basılı ve basılı olmayan kaynaklar aracılığı ile elde edebilirler. Müşterilerden toplanan anketler, pazarlama araştırması raporları, uzmanların gerçekleştirdiği sektörel konuşmalar ve konferanslar, televizyon programları, röportajlar ve işletmenin paydaşları ile gerçekleştirilen görüşmeler basılı olmayan ya da yayınlanmamış bilgi kaynakları olarak nitelendirilmektedir. Bunların yanında düzenli yayınlar, dergiler, raporlar, kamu raporları, kitaplar, veri tabanları, gazeteler basılı bilgi kaynakları olarak kabul edilmektedir. Günümüzdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak, yöneticiler istedikleri bilgiye internet aracılığı ile kolaylıkla ulaşabilmekte ve bu bilgileri kolaylıkla değerlendirebilmektedir. İnternet veri toplama açısından yöneticilere birçok avantaj sağlamıştır. Yöneticiler istedikleri bilgileri elde edebilmenin yanında, bilgiyi üreten kişi ve kurumlarla iletişime geçebilmekte, yer ve zaman farklılıkları ve kültürel sınırlar gibi engellere bağlı kalmadan bilgiye ulaşabilmektedirler. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde üretilen ve paylaşılan bilginin miktarı katlanarak artmaktadır. Bu durum bir taraftan yöneticilere önemli fırsatlar sunarken diğer taraftan yöneticiler için bilgi kirliliği oluşturmaktadır. Yöneticilerin doğru bir analiz yapabilmeleri için hangi bilginin stratejik olarak önemli, hangi bilginin işletmeleri için yarar sağlamayan bilgi olduğu konusunda doğru yargıya varabilecek beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü bu sayede işletmeleri için sağlıklı kararlar alabilirler. Tahmin araçları ve teknikleri, tahmin,
gelecekteki eğilimler ve gelişmeler ile ilgili bilinçli kestirimler yapılması olarak ifade edilebilir. Tahmin faaliyetleri karmaşık bir süreçtir. Bu süreç teknolojik inovasyon, kültürel değişim, yeni ürünler, geliştirilmiş hizmetler, güçlü rakipler, hükümetin önceliklerindeki değişiklikler, değişen sosyal değerler, istikrarsız ekonomik koşullar ve beklenmedik olaylar gibi etkenlerden etkilenir. Yöneticiler işletmelerinin stratejik planlamalarında tahmin sürecini etkili bir şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yöneticiler, tahminlerini geliştirirken çevresel tarama, çevresel izleme ve rekabetçi istihbarat olarak isimlendirilen üç süreçten yararlanırlar. Çevresel tarama, işletmenin gelecekte gerçekleşme olasılığı olan ve halen gerçekleşmekte olan çevresel değişimleri kestirmek üzere kendi faaliyet gösterdiği çevresini sürekli olarak taramasıdır. İşletmeler gelecekte başarılı olabilmeleri için çevrelerinde gelişen önemli eğilimlere ve olaylara karşı duyarlı olmalıdır. Bu sayede işletmeler çevresel değişimlerin getireceği fırsatları rakiplerine göre daha başarılı bir şekilde değerlendirebilirler ve tehditlere karşı tedbirler alabilirler. Çevresel izleme sürecinde, işletmeyi etkileme potansiyeli olan çevresel eğilimler, olaylar ve faaliyetler izlenir. Bu eğilimler genellikle çevresel tarama sürecinde gözden kaçan eğilimlerdir. İşletme, bu eğilimleri çoğu zaman tesadüfen görür ya da bu eğilimler dışsal kaynaklar tarafından işletme yöneticilerine sunulur. Çevresel izleme sayesinde işletmeler, rekabet değişkenleri çerçevesinde çevrelerindeki eğilimlerin ne kadar hızlı değiştiğini fark edebilirler. Rekabetçi istihbarat süreci işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörü daha iyi anlamak ve rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmek için yaptıkları işlemlerdir. Bu süreçte rakipler ile ilgili konularda veriler toplanır ve bu veriler bilgiye dönüştürülerek yöneticilerin karar süreçlerinde kullanılır. Rekabetçi istihbarat doğru bir şekilde gerçekleştirildiğinde, rakiplerin davranışları tahmin edilerek buna göre stratejiler geliştirilir ve işletmenin rekabetçi uyum süreci hızlanır. Yöneticiler gelecekte kar elde etmek için kendilerini geleceğe taşıyacak en iyi tahminleri yapmak zorundadırlar. Tahmin yapma sürecinde işletmeler internet üzerinde yer alan yayın ve kaynakları, dış değişkenleri tahmin etmek için kullanabilirler. İşletmeler kendi tahmin araçlarını da geliştirebilirler. Eğer firmalar kendi tahmin araçlarını geliştireceklerse nicel ve nitel tahmin tekniklerinden yararlanabilirler. Geçmişe dönük veriler mevcutsa ve değişkenler arasındaki ilişkilerin gelecekte aynı olması bekleniyorsa nicel tahmin yöntemlerinin etkili sonuçlar üretebileceği söylenebilir. Regresyon modelleri, zaman serisi analizleri ve diğer ekonometrik modeller işletmelerin tahmin yaparlarken kullanabilecekleri nicel tekniklerdir. Bununla birlikte geçmişe ait incelenen unsurlar arasındaki ilişkiler karmaşıklaştıkça nicel tekniklerin etkili sonuç üretme potansiyeli de azalmaktadır. Nicel tahmin teknikleri etkili teknikler olmakla birlikte yöneticilerin nitel bazı tekniklerden de yararlanmaları son derece önemlidir. Nitel teknikler genellikle, sorgulama yolu ile kişi veya gruplar tarafından üretilen varsayımlar ve fikirleri temel alan teknikler olarak bilinirler. Uzman grup tahmini, yönetici grup tahmini, pazarlama sorumlularının tahminleri, müşteri değerlendirmeleri gibi nitel teknikler doğru tahminlerin yapılabilmesi için yararlanılmasında yarar olan araçlardır. İşletmelerin başarılı olabilmeleri için, mevcut tahminleri detaylı bir şekilde incelemeleri ve kendi tahminlerini geliştirmek için yeterli zaman ve çaba harcamaları gerekmektedir. Önemli tehditler ve fırsatlar ancak iyi yapılmış tahminlerin sonucunda belirlenebilir. Tahmin, stratejik yönetim sürecinin ve örgütsel başarının en önemli unsurlarından biridir. Tahminler olmaksızın stratejik yönetim sürecinden söz edilemez. Stratejik yönetim 1 dersi 5. ünite özeti. İç çevre analizi. Temel yetkinlikler analizi. Her işletmenin diğer işletmelere göre kendine özgü çeşitli varlıkları ve yetileri vardır. İşletmeler, geliştirecekleri stratejiler ile kendi varlık ve yetilerini bütünüyle analiz etmesi, işletmelerin daha etkili stratejiler geliştirmesini sağlamaktadır. İşletmenin iş, üretim ve etkinliklerinde faydalandığı maddi veya maddi olmayan tüm öğeleri onun varlıklarıdır. Bu varlıkları uyum içinde kullanabilme ve amaca yönelik kullanma yetisi ise onun yeteneğini ortaya çıkarmaktadır. İşletmeler aynı varlıkları kullanmalarına rağmen çıktı ürünlerinin farklılığı, işletmelerin farklı yeteneklere sahip olduğu ile ilişkilidir. Bir işletmeyi diğerlerinden farklı kılan ve öteki işletmelere üstünlük kuran yeteneklerine temel yetenekler adı verilmektedir. Temel yetenek nedir? Temel yetenek, bir işletmenin kendine özgü olan, taklit edilmesi zor olan bilgi,
maharet ve yeteneği açıklamaktadır. Temel yetenekler, bütün işletmelerin sahip olduğu kabiliyetlerden farklı olmalıdır. İşletmelerin temel yeteneklerini analiz etmek için J.J. Barney tarafından geliştirilen ürün analizi kullanılır. Ürün, value, değer, rareness, nadirlik, imitability, taklit edilebilirlik ve non-suitable, ikame edilemezlik, kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Temel yetenekler belirlendikten sonra aşağıdaki ölçütlere göre analiz edilebilmektedir. Değerli olması, işletmeler, yeteneklerini analiz ederken ne kadar değerli olduğuna, yani avantaj sağlıyor mu sağlamıyor mu, buna dikkat etmelidir. Nadir olması, işletmelerin nadir yeteneklerinin olması onlara rekabet avantajı sağlar. Taklit edilemez olması, temel yeteneklerin, diğer işletmelerin taklit edemediği veya çok yüksek maliyetlerle taklit edilebilir olduğunu açıklamaktadır. İkame edilemez olması, işletmelerin kendilerine has olan temel yetenekleri, diğer alternatif yetenekler tarafından yapılamamalıdır. Temel yeteneğin ölçüleri nelerdir? Temel yetkinlik analizini başarılı bir şekilde yapan, analiz sonuçlarını göz önünde bulundurarak çeşitli stratejiler geliştiren işletmeler, piyasadaki diğer işletmelere göre daha üst mevkilerde yer almakta ve rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Değer zinciri analizi. Bir şirketin kurulmasındaki en nihai hedef kar etmesidir. Bu sebeple piyasada tutunmak çok önemlidir. Bu amaca ulaşmak için ise işletmedeki faaliyetlerin uyum içinde olması gerekmektedir. Bu faaliyetlerin nihai amacı müşterilere çeşitli değerler yaratmaktır. Bir işletme, eğer rakiplerinden daha fazla değer yaratabilirse bulunduğu sektörde rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Rekabet üstünlüğü sağlayan değerler nasıl oluşur? Değer zinciri analizi ile işletmeler, faaliyetlerini uyum içinde sürdürerek ürünlerinin değerini arttırmakta, rekabet alanlarını belirleyerek hedeflerini geliştirebilmekte, en etkili rekabet stratejisini belirleyebilmekte ve işletmede temel ve destekleyici faaliyetler arasında sinerji oluşturmaktadır. Değer yaratan faaliyetler. Değer yaratan faaliyetler, temel ve destekleyici faaliyetler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Temel faaliyetler, içe yönelik lojistik, üretim, dışa yönelik lojistik, pazarlama ve satış, satış sonrası hizmetler servis olarak 5 öden oluşmaktadır. Destekleyici faaliyetler ise, işletmenin yönetim altyapısı, insan kaynakları yönetimi, teknoloji geliştirme, satın alma olarak 4'e ayrılmaktadır. Sonuçta, İşletmeler değer zinciri analizi sayesinde, faaliyetlerini detaylı inceleyebilmekte ve değer analizlerini yapabilmektedir. Bu sebeple, kendilerini geliştirmekte ve rakiplerine üstünlük kurabilmektedirler. SWOT analizi. İç çevre analizi, uygulanması gereken ve işletmenin geleceği için önemli olan bir tekniktir. Bu analiz ile işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini bulabilmekte ve ileride karşılaşılabilecek fırsat ve tehlikelerin farkına varılmasını sağlamaktadır. SWOT. Strengths, güçlü yönler, weakness, zayıf yönler, opportunities, fırsatlar, threats, tehditler, sözcülerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır, S85, şekil 5.1. SWOT kelimesinde geçen güçlü yönler, işletmenin ya da çalışan birimlerin iyi performans sergilemelerine olanak sağlayan yetenekler, zayıf yönler, işletmenin ya da çalışan birimlerin iyi performans sergilemelerini olumsuz yönde etkileyen durumları, fırsatlar, işletmenin varlığa dönüşebileceği gücü, yeteneği, olaylar ve fikirler, tehditler, işletmenin kontrolü dışındaki güçleri ve gelişen vakaların analizini kapsamaktadır. Güçlü yönler, işletmenin güçlü yönleri, iç çevre analizi sonucunda belirlenen ve diğer işletmelere göre üstün nitelik ve varlıklardan oluşmaktadır. SWOT analizi nedir? İşletmenin güçlü tarafları, rekabet üstünlüğü oluşturmakta kullanılabilecek kaynaklar ve yetilerdir. İşletmeler, güçlü yönlerini saptayabilir ve bu yönlerini geliştirebilmektedirler. İşletmeler güçlü yönlerini tespit edebilmek amacıyla şu soruları cevaplandırabilir. İşletmenin avantajları nelerdir? İşletmenin en iyi yaptığı şey nedir? İşletme hangi kaynaklara sahiptir? İşletme dışındaki bireyler işletmenin güçlü yanları olarak neleri görmektedir? Zayıf yönler, zayıflıklar, İşletmenin mevcut durumundaki varlık ve yetenek kapasitelerinin rakiplerine kıyasla daha düşük ve güçsüz olduğu durumları belirtmektedir. İşletmelerin zayıf yönlerine, kötü itibar, eskimiş olan bina, araç ve gereç, ham madde kaynağına veya pazara olan uzaklık, yeni pazarlara giriş engelleri, Ar-Ge'deki yetersizlik, güçlü marka ve patentlere sahip olmama,
sahip olunan teknolojinin eskimesi örnek verilebilmektedir. İşletmenin zayıf yönlerinin bulunması için şu sorular yöneltilebilir. İşletme ne geliştirebilir? İşletmede kötü yapılan şeyler nelerdir? İşletme nelerden kaçınmalıdır? Fırsatlar dış çevre ögelerine bağlı olarak gelişen çeşitli olaylardır. Fırsatları iyi değerlendiren işletmeler oluşacak durumlarda gerekli çalışmaları yaptığı zaman kendilerine yarar sağlayabilmektedirler. Fırsatlar, çevre ve piyasa koşullarına göre ve rakiplerin yanlışlarından kaynaklanan, işletmeye yarar sağlayan çeşitli durumlardır. Fırsatlar, dış çevrenin analizi sonucunda işletme için olumlu sonuçları olan ögelerdir. Tehditler, işletmeler için tehditler, beklenmeyen ve olumsuz sonuçlar oluşturabilecek işletme dışı etkilerden oluşan durumlardır. Dış çevrede meydana gelen değişiklikler işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini içeren çeşitli tehditler oluşturabilmektedir. İşletmeler, karşı karşıya kalabilecekleri tehditleri belirlemek amacıyla şu soruları cevaplandırabilir. İşletmenin karşılaştığı engeller nelerdir? İşletme nasıl rekabet etmektedir? İşletmenin sahip olduğu ürün ya da hizmete yönelik ayrıntılar değişmekte midir? Değişen teknoloji işletmenin pozisyonunu tehdit etmekte midir? İşletmede nakit akışına ilişkin problemler yaşanmakta mıdır? İşletmenin sahip olduğu herhangi bir zayıf yön, işletmeyi tehdit etmekte midir? SWOT analizi yaparken bir dizi kuralların göz önünde olması başarılı bir analiz için gereklidir. Bunlar, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin gerçekçi olunmalıdır. Analiz işletmenin bugün nerede olduğunu ve gelecekte nerede olacağını ayırt etmelidir. Açık olmalıdır. Her zaman karşılaştırmalar yapılmalıdır. SWOT kısa ve basit tutulmalıdır. Karmaşıklıktan kaçınmalıdır. SWOT analizi ile işletmeler, güçlü taraflarını daha da güçlendirmeye ya da bu gücü korumaya, zayıf taraflarını ise kendisine tehdit oluşturmayacak şekilde azaltmaya ve güçlendirmeye çalışmalıdır. Analiz sonucunda oraya çıkan veriler, SWOT matrisi hazırlanarak işletmelerin uygulayacağı stratejilerde kullanılmaktadır. SWOT matrisi işletmenin hangi konum ve durumda, ne gibi stratejiler gerektiğine karar verilmesini kolaylaştırmaktadır. S89, Şekil 5.2. SWOT analizi yaparken nelere dikkat edilmelidir? SWOT analizinde, işletmenin dış çevresindeki ögeleri değerlendirmesi sonucunda işletme için fırsat ve tehditler, işletme içi değerlendirme sonucunda ise işletmenin üstünlükleri ve zayıflıkları belirlenir. SWOT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçlar mutlak liste değildir. Böyle bir mutlak liste karmaşıklığa neden olacaktır. SWOT matrisi, bu anlamda çevresel fırsat ve tehditleri açıklayabilecek, rekabeti olumlu olarak etkileyebilecek belli sayıda önemli üstünlükleri ve zayıflıkları içermektedir. Dengeli başarı göstergesi, Balanced Scorecard. Finansal göstergeler, işletmelerin genel durumunu, performansını ve rakiplerine karşı gösterdiği başarı ile yakından ilgilidir. Bu göstergeler aynı zamanda iç gösterge analizi bilgi vermektedir. Devlet, işletmelerden bu göstergeler çerçevesinde yani bilançoları ölçüsünde vergi almaktadır. Yani finansal göstergeler, işletmenin ne kadar karlı olduğunu göstermektedir. Yılların başında Robert Kaplan ve David Norton işletmelerin kendi içinde uyguladığı denetimlerin yeterli olmadığını, işletmeleri sadece finansal ölçülere göre değerlendirmenin yetersiz olduğunu düşünmüşlerdir. Bunun üzerine dengeli başarı göstergesini ortaya atmışlardır. Bu sayede işletmeler gelecek hedeflerine ulaşmayı engelleyen olguları kavraması, stratejileriyle hedefleri arasında bağ kurmasını ve beklediği sonuçlara ulaşıp ulaşmadığını sorgulamasını sağlamaktadır. Dengeli başarı göstergesine neden ihtiyaç duyulmuştur? İşletmelerin, misyon, vizyon ve stratejilerinin fiziksel olgular şeklinde tanımlanmasıdır. Dengeli başarı göstergesi, dengeli sonuç kartı, sadece bir ölçüm sistemi değil aynı zamanda bir yönetim sistemidir. Bir kurumu geleceğe hazırlayan en önemli kavram, çevre şartlarına ve rakiplerine uygun olacak şekilde geliştirdiği orijinal stratejiler ve bunların uygulanmasıdır. Bu konu üzerine araştırma yapan Robert Kaplan ve David Norton, bu stratejilerin etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesinin önünde 4 engel olduğunu saptamıştır. S91, Şekil 5.3. Bunları da, vizyon engeli, operasyonel engeli, yönetim engeli ve insan engeli olarak sıralamıştır. Bu araştırma sonucunda R. Kaplan ve D. Norton işletmelerin performanslarının en az 4 durumda dengeli bir biçimde ortaya koymanın gerekliliğine vurgu yapmışlardır. Dengeli başarı göstergesindeki temel mantık, yalnızca finansal göstergelere değil,
aynı zamanda diğer ölçütlerinde göz önünde bulundurmanın daha işletmenin durumunu için daha gerçekçi, daha dengeli ve sağlıklı bilgi vermesidir. Dengeli başarı göstergesinin boyutları. Finansal boyut, finansal boyut ile ulaşılmak istenen işletmenin finansal olarak hangi kriterlerinin olduğu ve bunların gelişmişlik durumlarıdır. Müşteri boyutu, hedef müşteri kitlesine göre kar oranını en üste çekmek ile ilişkilidir. İçsel süreçler boyutu hem kısa hem de uzun vadedeki kaynak kullanımı ve verimliliği ile alakalıdır. Bu boyuttaki göstergeler, işletmenin iç süreçlerinde hangi yönde gelişim göstermesini ve mükemmeliyete giden aşamaları göstermektedir. Öğrenme ve gelişme boyutu, finansal boyutta, müşteri boyutunda ve iç süreçler boyutunda şirketin belirlediği amaçlar doğrultusunda diğer işletmelerin önüne geçmesini sağlayacak birim ve alanlar belirlenir. Dengeli başarı göstergesinin boyutları nelerdir? Öğrenme ve gelişme boyutu, kurumsal anlamda öğrenmeyi ve yapılması planlanan yenilikleri içermektedir. Bu parametreler, değişim ve gelişim ile alakalı yeteneklerimizi nasıl muhafaza edebileceğimizi göstermektedir. Dengeli başarı göstergesi ileri vadede stratejilere yön vermek ve amaca uygun bir yönetim sistemi olarak da kullanılmaktadır. Dengeli başarı göstergesinin uygulanması ile kazanılan vizyonun personel tarafından bilinmesi gerçekleştirilir. Bu sayede çalışanlar işletmenin ileri vadede nerede olmak istediğini bilecek ve bu doğrultuda çalışacaklardır. Örgüt kültürü. Bazı işletmelerde her şey düzgün biçimde işlemektedir. Bunun sebebi örgütte istenilen işi yapma alışkanlıkları şeklinde tanımlanan örgüt kültürü bu zaman ön plana çıkmaktadır. Örgüt kültürü, örgütü oluşturan bireylerin paylaştıkları sosyal olgular, standartlar, normlar, inançlar, hikayeler, semboller ve anlayışlar topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Örgüt kültürü ile alakalı iki önemli kavram mevcuttur. Bunlar, baskın ve alt kültür ve güçlü ve zayıf kültürdür. Baskın kültür bir işletmede çalışanların oluşturduğu temel değerlerdir. Alt kültür ise işletmenin her bölümündeki farklı bireylere özgü olan kültürlerdir. Örgüt kültürü modelleri. Örgüt kültürünü açıklamaya çalışan en önemli 4 model aşağıda açıklanmıştır. Parsons'un Agile modeli, Parsons'a göre bir işletmede 4 temel öge bulunmalıdır. Bu ögeler, uyum, adaptation, amaca ulaşma, goal attainment, bütünleşme, integration ve yasallıktır, legacy. Modelin adı olan Agile, bu ögelerin baş harflerinden oluşmaktadır. OG modeli, William G. OG örgüt kültürünü 3 farklı grup işletme üzerinde analiz yapmıştır. Bu gruplar, tipik Amerikan şirketleri, tipik Japon şirketleri ve Amerikan Z tipi şirketleridir. Çünkü OG, Japon şirketleri ile Z tipi Amerikan şirketlerinin kültürel oluşumunun tipik Amerikan şirketlerinden çok farklı olduğunu düşünmektedir. Ayrıca, Z tipi Amerikan şirketleri kalite, iş gücü ve verimlilik açılarından Japon işletmeleriyle oldukça benzer özellikler göstermektedir. OG, 7 temel konu üzerinde bu 3 şirket grubunu incelemiştir. Bu konular, iş görene bağlılık, değerlendirme, kariyer gelişimi, denetim, karar verme, sorumluluk ve çalışanlara ilgi olarak sıralanabilir. Peters ve Aterman modeli, Tom Peters ve Robert Aterman, örgüt kültürünü ve başarı arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için Amerika'daki başarılı şirketler arasından seçtikleri şirketleri incelemişlerdir. Peters ve Aterman, işletmeleri başarıya götüren 8 unsur belirlemişlerdir. Bunlar, peşin hükümle eylemden yana olma, müşterilerle yakın ilişki, özgür düşünce ve girişimciliği destekleme, üretimi insan faktörünü kullanarak aktarma, yöneticilerin işin yapılışıyla ve bölümlerle yakın ilişkisi, sadece en iyi yapılan işe bağlı kalıp onunla ilgilenmek, yalın biçim az kurmay, hem gevşek hem de birbirine bağlı sıkı bir organizasyon olarak sıralanmaktadır. Hofstede modeli, Hofstede 1980 yılında 40 ülkede faaliyet gösteren IBM şirketi çalışanları, yaklaşık 116 bin kişi arasında yapılan anketler ile kültürler arasındaki farklılıkları oluşturan ögeler incelenmiştir. Araştırma sonunda bulgular 4 ana grupta toplanmıştır. Bireyci toplulukçu, bireyin kendisini nasıl açıkladığı ile alakalıdır. Bireyci toplumlardaki bireyler kendi çıkarlarını, toplulukçu toplumlarda ise topluluğun çıkarlarını üstün tutarlar. Erkeksi kadınsı davranış, bazı kültürlerde bireyler erkeksi davranış gösterirken bazı kültürlerde ise kadınsı özellik göstermektedirler. Türkiye, bu modelde kadınsı davranış modeline daha yakındır. Güç aralığı, bireyler arasındaki güç ilişkilerini konu almaktadır.
Belirsizlikten kaçınma. Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu toplumlarda yaşayan bireyler belirsizlik karşısında güvensizlik hissetmektedirler. Globe araştırması, Globe, Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness, araştırması de Robert J. Hosea'nın başlattığı kültürler arası liderlik özelliklerinin araştırıldığı bir projedir. 61 ülke incelemede yer almaktadır. Bu ülkeler benzer kültür özelliklerine göre 10 ayrı kümeye ayrılmıştır. Türkiye, bu kümelerden Türkiye Arap kümesi olarak isimlendirilmiş Katar, Fas, Mısır, Kuveyt gibi ülkelerinde bulunduğu kümede bulunmaktadır. Bu küme coğrafi konumu itibariyle Orta Doğu bölgesinde yer almaktadır. Bu kümeler arasındaki tercihler ve uygulamalar 9 kültür niteliği açısından incelenmiştir. Her bir kültür kavramı 7'li ölçek kullanılarak değerlendirmeye alınmıştır. Güç mesafesi. Belirsizlikten kaçınma. İnsani yaklaşım. Toplulukçuluk 1. Toplumsal toplulukçuluk. Toplulukçuluk 2. Yakınlar arasında toplulukçuluk. Kendi bakış açısını öne çıkarma. Cinsiyetler arası eşitlik. Geleceğe yönelik olma. Performansa yönelik olma. Ofsted'e ve Globe araştırması gibi değişik ülkelerin kültürlerini mukayese eden araştırmaların çıktıları önemlidir. Özellikle çok uluslu firmalar farklı ülkelerin kültürel özelliklerini bilmek isteyeceklerdir. Çünkü bu onları hem personel hem de müşteri açısından etkileyebilmektedir. Büyük işletmeler, global düşünce yapısı ile küresel rekabet stratejilerini gerçekleştirmesi, büyümesi, lokal davranarak ise yerel halkın kültürel değerleri önem kazanır. Stratejik yönetim 1 dersi 6. ünite özeti. Stratejik yönetim ve örgüt. Giriş. Örgütün yapısının belirlenmesi sırasında, çevresel faktörler ve içsel etmenler göz önünde bulundurulmalı ve bu analizler sonucunda uygun yapıya karar verilmelidir. Örneğin durgun ve öngörülebilir bir ortamda mekanik ve bürokratik örgütler daha başarılı olacakken hızlı değişen ve belirsizliklerin daha yoğun olduğu çevrelerde organik örgütlenmeler daha başarılı sonuçlar doğuracaktır. Örgüt yapısının incelenmesi. İşletme stratejisi ve örgüt yapısı arasındaki uyum her zaman sağlanmalı ve stratejiye uygun düzenlemeler sürekli sağlanmalıdır. Bu anlamda örgütlenme yapısında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıdaki gibidir. Dikey farklılaşma, hiyerarşik bir yapıdaki görev ve yetki farklılıklarını ifade eder. Hiyerarşik yapıda emir komuta zinciri, amaç birliği, yetki devri gibi ilkeler göz önünde bulundurularak, bir yöneticinin yönetebileceği personel sayısı temelinde kontrol alanı incelenmelidir. Yatay farklılaşma, ürün temelli, coğrafik bölge esasına veya müşteriye göre oluşabilecek iş bölümleri neticesinde oluşan fonksiyonel farklılaşmanın sonucudur ve bu bölümler arası koordinasyon gereklidir. Biçimselleşme, işletme yönetiminde örgüt işleyişi yetki belirlenmesi iletişim ilişkilerinin yönetim kurulu kararları, yönetmelik, tüzük VB ile belirlenmesidir. Merkezileşme, karar alma sürecinde merkezileşme derecesi stratejik bir faktördür. Yetkilerin ve karar alma süreçlerinin üst yönetim tarafından yapılması merkezi yönetimi, bu sürecin alt kademelere bırakılması yerinde yönetim anlamına gelir. Strateji çevresel faktörler, değerler, öncelikler üzerinde olan etkileriyle birlikte, örgütsel yapı üzerinde önemli bir güçtür. Öte yandan örgütün yaşı ve büyüklüğü de yapıda etkilidir. Kuruluş aşamasında girişimci bir yapı, satışlar arttıkça mekanik bürokratik özellikler göstermeye başlar. Çeşitlenmelerle çok bölümlü bir hal alır. Karmaşıklaşan çevre ile matris yapıların önemi artar. Yönetici ve kadroların değerlerinin yapıyı etkileyeceği de unutulmamalıdır. Sayılan etmenlerle beraber örgütsel yapının oluşum süreci temel hatlarıyla aşağıdaki gibidir. Başarılacak amaçların belirlenmesi, hedefler. Başarılması gerekli işlerin saptanması, işlevler. Fiziksel olanakların değerlendirilmesi. İşlevlerin, fiziksel imkanların ve insani kaynakların örgütsel bir yapıda gruplandırılması, işlevlendirme ve bölümlere ayırma. Sorumluluk ve yetkilerin belirlenmesi. İşin başarılıp başarılmadığının denetimi, hesap verme. Örgütsel yapı ve örgütlenme süreci. Örgütsel başarı için gerekli etmenlerin verimli ve uyum içinde bir araya getirilmesi örgütlenme sürecinin temel amacıdır. Bu sürecin başarısı ve diğer yönetim işlevlerine gerekli zemini oluşturması için uyulması gereken ilkeler aşağıdaki gibidir. Amaç birliği ilkesi, bütün örgütlenmenin her düzeyindeki çalışanların işlerini kolaylaştıracak şekilde amaçları açık bir şekilde belirlenmiş olmalıdır. Örgüt yapısının belirlenmesinde ilk adım planlama yoluyla saptanan amaç ve etkinliklerin belirlenmesidir.
Örgütsel yapının işlerliği açısından işletmede çalışan bireylerin örgüt amacıyla uyuşmayabilecek kendi amaçlarının olabileceğinin göz önünde bulundurulması ve bireylerin kendi amaçlarını başarmada örgüt amacına hizmet etmenin aracı olacağı düşüncesinin benimsetilmesi önemlidir. Bu anlamda birey örgüt bütünleşmesini sağlamak ideal bir örgüt yapısının oluşumu için önemlidir. Emir komuta birliği ilkesi, kargaşa ve yetki çatışmasının ortadan kalkması için her astın yalnızca bir üstten emir almasını ifade eder. İş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi, her personelin bilgi, yetenek ve deneyimlerinin göz önünde bulundurulmasıyla en doğru işe yerleştirilmesi ve böylece en iyi yapabileceği işte uzmanlaşarak bölümlendirilmesidir. Hiyerarşik yapı ilkesi, örgütte emirler üstten asta doğru inmeli, iletişim için de yine alttan üste doğru basamaklar takip edilmelidir. Eşgüdümlü hale getirilmiş ve yönetilebilir düzeye indirgenmiş parçalar halindeki işler kimin neyi yapacağının da açıkça belirlenmesiyle kaynakların hedeflere odaklanması sağlanır. Basit ve anlaşılırlık ilkesi, insan ve diğer kaynakların bir araya getirilerek üretim planlarının uygulanabilmesi için yöneltilmesi örgütlenmedir. Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi, personel sahip olduğu yetki kadar sorumluluğa sahip olmalı, sahip olmadığı yetkinin sonuçlarından sorumlu tutulmamalıdır. Yetki devri ilkesi, karar verme hakkını ifade eder, ancak burada vurgulanması gereken üstün asta yetkisini devredebileceği ancak sorumluluğunu devredemeyeceğidir. Ayrıklık ilkesi, rutin konularda üst yönetime başvurmadan orta ve alt kademeler karar almalı, yetkili olmadıkları ve olan dışı durumlarda üste gidilmelidir. Yönetim birliği ilkesi, işletmelerin amaçlarına ulaşmak için en uygun yolları belirleyerek bunlarla ilgili planlama yapması ve planların aksaması durumunda aksaklıkların nasıl giderileceğine dair alınan ilke kararlara politika denir. Plan ve politikalarla işletme önceden belirlenen yönlere yöneltilir. Kontrol alanı ilkesi, üst yöneticinin yeteneği ve gözetim altında tutacağı asların özelliklerinin duruma ve zamana bağlı olarak değişim durumuna bağlı olarak, yöneticinin etkili olarak kaç kişiden sorumlu olacağı belirlenmelidir. Stratejik yönetim ve örgüt yapısı. Örgütsel yapı ile stratejik yönetim sıkı bir ilişki içindedir. Aşağıda geçmişten günümüze örgüt yapıları ve bunların stratejik yönetimle ilişkilerine değinilecektir. Yalın örgüt yapısı, örgütsel yapının çok az biçimselleştiği, planlama, eğitim ve temsil fonksiyonlarının az olduğu birkaç tepe yönetici etrafında merkezileşmiş ve fonksiyonel iş bölümünün belirsiz olduğu yapılardır. Ara kademeler yok gibidir. Kontrol ve koordinasyon genel olarak tepe yöneticiler tarafından gerçekleştirilir. Değişken koşullara esnek ve çabuk tepkiler verebildiği için görece karmaşık iş ortamlarında bürokratik rakiplerle başa çıkabilirler. İş ortamı ve buna cevap veren üretim sistemleri tepe yöneticilerin başa çıkabileceği basitlikte olmalıdır, aksi halde stratejik kontrol kaybolur. Genellikle genç ve küçük ölçekli işletmelerde bu yapı görülür. Bürokratik örgüt yapısı, büyüme ve karmaşıklaşma, uyulması gereken kurallar, prosedürler gibi etmenlerin artmasına ve bu durumda işletmenin yapısının bürokratik bir modele dönüşmesine neden olur. Prosedür ve politikaların pazarlarda hızlı tepki vermeye engel teşkil etmesi ve bunun işletme açısından hayati önem kazandığı durumlarda örgütler yapılarını şartlara göre değiştirmek durumunda kalabilirler. Mekanik bürokrasiler, kitlesel üretim gerçekleştiren büyük ölçekli firmalarda sanayi devriminden sonra oluşmuş yapılardır. Fonksiyonel ayrışım ve emir-kumanda ilişkileri açısından iyi tanımlanmış karmaşık yapılardır. Örgütsel yapıyı biçimselleştiren ve standardize eden güçlü bir teknoyapı mevcuttur. Bu yapı nedeniyle genişleme yatay değil düşey olarak gerçekleşir. Bu durumda uzmanlaşmış bir iş gücünü kontrol edebilmek için yukarı doğru olarak katmanlaşan bir ara yönetim kademesi oluşur. Nihayetinde karmaşıklaşan ve aynı zamanda merkezileşen bir yapı oluşur. Profesyonel bürokrasi, yapılaşmaya hakim olan becerilerin standardizasyonu neticesinde oluşan profesyonelleşmedir. Eğitimli, uzman ve profesyonel çalışanların performansına bağımlı olarak çalışan üniversite ve hastane gibi kuruluşlar gücü aynı zamanda bu çalışanları denetleyen ve yetiştiren kuruluşlara devretmiştir. Stratejik ve operasyonel durumlara ilişkin güç tabana ve çalışan profesyonellere dağılmıştır. Değerli hizmet veren profesyonellerin çalışmalarını kolaylaştırmak için destek kadrosu geniş, ancak çalışma standartlarının genelde örgüt dışından belirlenmesi nedeniyle teknoyapı fazla gelişmemiştir. Deneyimli ve uzman personele bağımsız çalışacakları ortamda standart becerileriyle sorunları çözebileceklerine güvenmek gerekir. Bu tür yapılarda yüksek teknoloji ve otomasyon sorunları kaynakların yanlış kullanımına ve verimliliğin azalmasına neden olmaktadır. Misyonel örgüt yapısı, otoriter ve hiyerarşik olmayan bir örgüt yapısıdır.
Bu yapılarda herkesin becerileri doğrultusunda en yararlı olacağı şekilde şeffaf bir şekilde çalışması ve herkesin örgütün stratejisi ve politikası konusunda bilgi sahibi olması beklenir. Misyoner bir örgütü bir arada tutan temel etmen paylaşılan norm ve değerlerdir. Bunların başında emeğin para karşılığı alınan bir meta olmadığı gelir. Bu nedenle herkesin kendisi için çalışmaktan onur duyacağı işi yapması veya yaptığı işten onur duymasının sağlanması önemlidir. Planlama ve koordinasyon kolektif bir şekilde sağlanır. Fonksiyonel örgüt yapısı, üretim, satış, pazarlama ve finans gibi benzer kaynak ve görevlere göre çalışanların bölümlendirilmesiyle oluşan en yaygın örgüt yapısıdır. Aynı yöneticiye karşı sorumlu bölümlerde benzer gruplar içinde benzer görevleri icra edenlerden meydana gelir. Farklı yapılarda bile yer alsa alt düzeylerde fonksiyonel yapıya yer verilmemesi neredeyse kaçınılmazdır. Örgüt üyeleri arasındaki koordinasyonu kolaylaştırır ve fonksiyonel alanda uzmanlaşmayı sağlar. Bu yapının sağladığı üstünlükleri temel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Etkin kaynak kullanımı ve yeteneklerin geliştirilmesi. Hedef birliği. Üst yönetim sorumluluğundaki farklı bölümler arasında iyi derece eşgüdüm. Kariyerin fonksiyonel uzmanlık temelinde ilerlemesi. Bu üstünlükler yanı sıra zayıflıkları da şu şekilde sıralanabilir. Fonksiyonel bölümler arası koordinasyon zayıftır. En üst yönetimde kararların birikir. Çalışanların hedef ve aktivitelerine odaklı yapı nedeniyle dış çevre ile ilgili değişimlere geç tepki verir. Performans yetersizliği durumunda sorumluluk belirlenmesi güçtür. Bölümlü örgüt yapısı, çok büyük ve ürün yeterliliği fazla olan yapılarda tercih edilir. Bölümlü yapılar, üretim, Ar-Ge, finans ve pazarlama gibi amaçlar doğrultusunda temel kaynaklara sahip kendi kendine yeten birimlerden oluşur. Organizasyon genel olarak müşteri, ürün ve bölge temelinde bölümlenen farklı ürün ve pazarlara dayalı birimlerden oluşur. Belli derecede özerkliğe sahip çok sayıda birimin merkez tarafından çıktılarının standartize edilerek hedefleri doğrultusunda koordinasyonu sağlanır. Her birimin kendi içinde hedefleri olması ve bu hedef çıktılarının rakamsal olarak ifade edilebilecek şekilde olması beklenir. Sonuçlara odaklanması en temel üstünlüğüdür, mamul veya hizmetten birim yöneticisi tamamen sorumludur, birimler değişimlere çabuk uyum sağlayabilir. Bu avantajlarının yanında birimler arası koordinasyon eksikliği, her bir birimin kendi hedefine odaklanarak temel hedeften sapması gibi zayıflıklar yaşanabilir. Matris örgüt yapısı, ürün ve fonksiyonel yapıların bir arada uygulanmasıdır. Benzer uzmanların ve belirli ürün gruplarının beraber gruplandığı fonksiyonel departmanların birleştirilmiş durumlarıdır. Bu ürün grupları kolayca değiştirilebilir veya dağıtılabilir. Bu yapıda çalışanlar hem ürün yöneticisine hem de fonksiyonel bölüm yöneticisine karşı sorumludurlar, yani hem yatay hem dikey iki yönlü ilişkiler vardır. Esneklik, çalışanların tek projeye kanalize olabilmesi, proje yöneticisinin tek projeyi koordine etmesi ve ürüne yönelik teknik yeteneklerin özelleşmesi gibi avantajları sayılabilirken, uzman çalışan gruplarının maliyetli olması iki yönlü otorite yapısının karmaşık olması ve uzman ihtiyacının fazlalığı sayılabilir. Şebeke, network, örgüt yapısı, üretim, tasarım, finans, satış, pazarlama gibi fonksiyonların anlaşmalarla farklı firmalara yaptırılarak bunların organizasyonunun sağlanması şeklindedir. Bu yapı özellikle uluslararası ürün veya hizmet üretiminde çevresel değişimlere çabuk cevaplar üretebildiği için avantajlıdır. Çalışma gücü duyulan hizmetin niteliğine göre kiralanabilir olması esnekliği de önemli avantajlarındandır. Fazla bir kontrole ihtiyaç duymadığı için yalın bir yapıdır. Gerekli hizmetlerin tek çatı altında toplanamaması ve bunların uzaktan organizasyonunun zorluğu nedeniyle bilinmezlik faktörü yüksektir. Stratejik yönetim 1 dersi 7. ünite özeti. Stratejik yönetim ve insan kaynakları. Giriş. Günümüz modern insan kaynakları yönetimi geçtiğimiz yüzyılda birçok farklı aşamadan geçerek şekillenmiştir. Endüstri devriminin ihtiyaçlarına yönelik olarak Taylor'ın 20. yüzyılın başında ortaya attığı bilimsel yönetim kavramıyla, veri toplama ve analizi gibi metotlar kullanarak her işçi için gerekli olan hareketleri, kullanılan aletleri, gerekli olan zamanı göz önüne alarak bilimsel verilere dayalı performans standartları oluşturulmaya başlandı. Taylorizm olarak adlandırılan bu teknik, üretimi çok fazla göz önüne alırken çalışanların iş tatminini göz ardı etmesi nedeniyle 1920'lerden itibaren teorik açıdan önemini kaybetti, ancak insan kaynakları yönetiminin içine bilimsel teknikleri getirmiş olması nedeniyle günümüzün modern tekniklerinin birçoğuna temel teşkil etmeye devam etmektedir.
1927 ve 1932 yılları arasında Elton Mayo'nun yaptığı Hathorne araştırmalarıyla psikolojinin insan kaynaklarındaki önemi anlaşılmış. Verimliliği, sadece görevlerin nasıl tasarlandığı veya ücretlerin seviyesinin değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik etkenlerinde etkilediği ortaya çıkarılmıştır. John B. Watson'ın öncüsü olduğu davranışçılık temelinde, testler ve değerlendirme sistemleri oluşturulmuş ve Abraham Maslow'un insan ihtiyaçları hiyerarşisi ile çalışanların üretim zincirindeki önemi gösterilmiştir. İnsan kaynakları yaklaşımının temeli olan, örgütsel hedeflerin ve bireysel ihtiyaçların beraber göz önünde bulundurulması ile örgütsel verimliliğin arttırılması ve çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenir. Bu yaklaşımın temelindeki ilkler aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Çalışanlar, eğer doğru bir şekilde yönetilir ve geliştirilirlerse verimlilikleri artacak ve şirkete uzun vadeli kazanımlar sağlayacaktır. Çalışanların ekonomik, sosyal hem de psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek kurallar, programlar ve uygulamalar geliştirilmelidir. Çalışanların mevcut becerilerini maksimum seviyede kullanabilecekleri ve kendilerini eğitilebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturulması gereklidir. İnsan kaynakları programları uygulanırken örgütün ve de çalışanların hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ders kitabında S-124, tablo 7.1'de insan kaynakları yönetiminin tarihi 10'ar yıllık dönemler halinde gösterilmiştir. İnsan kaynakları uygulamaları. İnsan kaynaklarının örgüte kazandırılması ve koordine edilmesine yönelik olarak insan kaynakları yöneticisinin ve personel ihtiyacının belirlenmesi, işe alma, personel seçimi, ücret yönetimi gibi görev ve sorumluluklarıdır. Amerikan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, SLRM, tarafından belirlenen insan kaynakları fonksiyonları ve bu fonksiyonlara ilişkin faaliyetler aşağıda yer almaktadır. İnsan kaynakları planlaması, personel seçimi ve işe alımı. Örgütteki spesifik işler için gerekli nitelikleri belirlemek üzere iş analizlerinin yapılması. Örgütün amaçlarına ulaşması için gerek duyulan insan kaynağı ihtiyaçlarının tahmin edilmesi. Bu ihtiyaçların karşılanması için bir planın geliştirilmesi ve uygulanması. Amaçlara ulaşması için ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının örgüte kazandırılması. Örgütteki belirli pozisyonlar için personelin seçimi ve işe alınması. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi. Çalışanların yetiştirilmesi, oryantasyonu ve eğitimi. Yönetim ve örgütsel gelişim programlarının tasarlanması ve uygulanması. Örgüt yapısı içinde etkin takımların kurulması. Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi için sistem kurulması. Kariyer planlarını geliştirmelerinde çalışanlara yardımcı olunması. Ücret ve diğer ödemeler. Tüm çalışanlar için ücret ve ek kazanç sistemlerinin kurulması ve işletilmesi. Ücret ve diğer ödemelerin adil ve istikrarlı olmasının sağlanması. Çalışma ve çalışan ilişkileri. Örgüt ve sendikalar arasında ara bulucu olarak hizmet edilmesi. Disiplin ve sorun çözüm sistemlerinin kurulması. İnsan kaynakları araştırmaları. İnsan kaynakları bilgi bankasının kurulması. Çalışanların iletişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi. İnsan kaynaklarına yönelik yaklaşımlar. İnsan ilişkileri, yönetim ve personel yönetimi konusunda bilgi ve ilkeleri bir bütün içinde ve farklı bakış açıları ile ele alan çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Bunlar, insan kaynakları yönetimini, personel yönetimine verilen yeni bir ad olarak ele alan yaklaşımlar, bu yaklaşımda temel düşünce, örgüt içinde personelin işlevsel faaliyetleridir. Yeniden adlandırma yaklaşımı da denilen bu yaklaşımda, personel yönetimi ile insan kaynakları yaklaşımı arasında felsefi düzeyde, işlevsel düzeyde ve personel yönetimi uygulamalarının yönetim tarafından belirlenmiş değerlerle, bütünleştirilmesi düzeyinde farklılıklar mevcuttur. İnsan kaynakları yönetimini personel yönetiminden farklı görüp, bir kurama dayandırılması gerektiğini, kuram geliştirmenin de sosyal bilimlere dayanılarak mümkün olabileceğini ileri süren yaklaşımlar, bu yaklaşımda da geliştirilen kuram ile yöneticilere insan kaynakları yönetimi ve düşüncesi konusunda bir çerçeve sunulmaktadır. Stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımı, bu yaklaşım ise örgütün insan kaynaklarını nasıl daha etkin kullanarak rekabetçi üstünlüklerini artırabilecekleri konusu üzerinde duran, pazara yönelik bir yaklaşımdır. Bu doğrultuda insan kaynakları yönetimi, örgütlerde çalışanların, stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için nasıl daha etkin bir şekilde yönetilebileceği konusunu ele almaktadır. İnsan kaynakları ve strateji. İnsan kaynakları yönetimi, İKY, bir örgütte yetenek yönetimi, yetkinlik yönetimi ve istenen örgütsel tutum ve davranışların geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Yetenek yönetimi işe alma ve seçme, eğitim, performans değerleme, terfi,
ücret, kariyer planlama ve yönetimi gibi insan kaynakları uygulamaları, yetkinlik yönetimi, bir çalışanın işini daha iyi yapması ve işindeki görev, faaliyet ve sorumlulukları başarması ve buna yönelik uygulanan performans yönetimi, eğitim, performans değerleme, kariyer planlama, faaliyetleridir. Yetkinlik, bir çalışanın işini yapması, görev hedeflerini, sorumluluklarını başarması ve bu amaçla, işinin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve uzmanlığa sahip olmasıdır. Bu nedenle insan kaynakları yönetimi, bir çalışanın yetkin olmasına yönelik faaliyetleri uygulamalıdır. İnsan kaynakları yönetimi aynı zamanda, çalışanın örgütsel bağlılık, iş tatmini, motivasyon, örgütsel aidiyet ve bireysel performans gibi işletme yönetimi tarafından istenen tutum ve davranışlara sahip olmasına yönelik uygulamalar da yürütmelidir. Her türlü üretim faktörünün hemen hemen benzer nitelikte olduğu işletmelerde, farkı yaratan iş gücünün sahip olduğu yetenekler ve kapasitelerdir. Bu nedenle, işletmelerde insan kaynaklarının yönetimi, günlük faaliyetlerin yapılmasının ötesinde stratejik bir unsur olarak kabul edilmektedir. Modern örgütlerde insan kaynakları yönetiminin belirgin bazı özellikleri şu şekilde sıralanabilir. İnsan kaynakları yönetimi, örgütlerde yerine getirilmesi zorunlu bir fonksiyonel yönetim sorumluluğudur ve stratejik rolü ve önemi nedeniyle en üst yönetim düzeyinde ele alınması gereken bir etkinliktir. Stratejik uyum sağlama gerekliliği nedeniyle örgütün genel stratejisiyle insan kaynakları politikalarının bütünleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin etkinliği güçlü kurum kültürüne dayanır. Bu nedenle, insan kaynakları yönetimi örgütlerde inanç ve değerler sisteminin geliştirilmesini ve kurumsal kültürün yerleştirilmesini sağlamaya çalışır. İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların tutum ve davranış özelliklerine önem verilmesini, onların insani özelliklerine duyarlı olunmasını gerektirir. İnsan kaynakları yönetimi, kaliteye, verimliliğe, etkin müşteri hizmetlerine, katılımcı yönetime, takım çalışmasına ve esnek rollere sahip çalışanlara odaklanır. İnsan kaynakları yönetimi, pazar koşullarındaki rekabetçi baskılara ve diğer dış çevresel faktörlere duyarlı olmak ve tepki vermek durumundadır. İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları, insan kaynakları yöneticileri ve fonksiyonel birimlerin üst yöneticileri tarafından birlikte geliştirilir ve uygulanır. İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların bireysel ve takım olarak gelişimlerini sağlamak ve aralarındaki ilişkileri etkili bir şekilde yönetmek için çalışır. İnsan kaynakları yönetimi, günümüzde yaşanan hızlı değişme, gelişme ve bilgi artışının yol açtığı bireylerdeki bilgi eskimesini önlemeye ve çalışanların bireysel gelişimlerini sağlamaya çalışır. İnsan kaynakları yönetimi her olayın, işin en önemli bileşeni olan insan unsurunun yönetimi, insan ilişkileri, personel yönetimi, endüstri ilişkileri, çalışanların tatmini, motivasyonu, kariyer planları, performans değerlendirmesi, işe alım, uyum programları, eğitim ve geliştirme çalışmaları gibi insan merkezli işlevleri kapsamaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, örgütteki iş bölümü sonucu çalışanlar arasında çıkan gerilimler, çatışmalar, beklentiler ile ilgilenir, iş görenler ile örgütün farklı beklentiler ve menfaatler etrafında değil, ortak hedefler etrafında buluşmalarını sağlamaya çalışır. İnsan kaynakları yönetimi, tüm çalışanların optimal performans düzeyine ulaştırılmalarını hedefler. Bunun için çalışanların, örgüte ve işlerine uyumları, uyumsuzlukları, sorunları ve iş tatminleriyle ilgilenir. İnsan kaynakları yönetimi, bilgi toplumu, postmodern toplum, globalizasyon, iletişim toplumu ve benzeri biçimlerde tanımlanan toplumsal dönüşümün kişi ve örgüt düzeyinde gerçekleştirilebilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirir. Değişen iç ve dış çevre koşulları, yeni yönetim örgüt anlayışı, en önemli rekabetçi üstünlük kaynağı olan insana stratejik bir önem vermeyi kaçınılmaz kılmaktadır. İnsan kaynakları stratejilerinin örgüt stratejileriyle bütünleştirilmesi. İnsan kaynakları yönetiminin örgütün stratejik yönetimiyle bütünleştirilmesini gerektiren ve bu süreci etkileyen faktörler şunlardır. Rekabetin yoğunlaşması, çalışanların sayısının azaltılmasını ve verimliliklerinin artırılmasını gerektirmektedir. Teknolojik değişim hızının artması, çalışanların becerilerinin artırılmasını, çeşitlendirilmesini, çalışanların profilinin değiştirilmesini gerektirmektedir. Demografik yapının değişmesi, birçok ülkede, kadınların, azınlıkların, yabancıların ve farklı özelliklere sahip çalışanların iş yaşamına daha yoğun bir şekilde girmesi, örgütsel kültürleri, beklentileri ve insan ilişkilerini değiştirmekte ve stratejilerin başarıyla uygulanmasını önemli ölçüde etkilemektedir.
Ekonomik dalgalanmaların sıklaşması. Ekonomik çalkantılar arasında stratejileri başarıyla uygulayabilmek için iyi tasarlanmış İK politikalarına ve uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yeniden yapılanmaların yoğunlaşması, örgütler arasındaki birleşme ve satın almaların artması ile küçülme, insan kaynaklarını örgüt stratejileriyle bütünleştirmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu konuya gereken önem ve öncelik verilmeden başlatılan bu tür stratejik girişimlerin çoğu başarısız olmaktadır. Stratejik insan kaynakları yönetimine geçiş. Stratejik yaklaşım, insan kaynakları bölümünü, sınırlı bir alanda uzmanlık ve destek hizmeti sunan bir birim olmaktan çıkararak örgütle bütünleşmiş, onun vizyonunu, misyonunu ve amaçlarını tüm birimlere ve bireylere taşıyan örgütsel değişime öncülük ederek bireylerin ve takımların performansını geliştirmeye odaklı güçlü bir merkeze dönüştürecektir. İnsan kaynakları yönetiminde stratejik yaklaşımın benimsenmesi ve yaşama geçirilmesi 5 adımda tamamlanacak bir çalışmanın yapılmasını gerektirmektedir. 1. Örgütün stratejik amacının belirlenmesi, bu süreç, örgütün niteliği, hangi alanda faaliyet gösterdiği, başarı ile neyi ifade ettiği, hangi katma değeri yarattığı ve gelecekte nerede olmak ve ne yapmak istediği gibi soruların cevaplandırılmasını gerektirir. Bu cevaplarla birlikte insan kaynakları yönetimi, hangi işlerin yapılacağını, bu kişilerin nasıl bulunacağını, yerleştirileceğini ve eğitileceğini, bu insanların hangi inanç ve değerlerle yüksek performanslı takımlara dönüştürüleceğini belirlemek ve gerekli eylemleri planlamak durumundadır. 2. Stratejik planların ve senaryoların uygulamaya taşınması, insan kaynakları yönetimi, örgütün gelecekteki başarısı için kritik faktörlerin tanımlanması, teknik, sosyal, ekonomik, yasal, politik dış çevre faktörlerinin örgüte etkisinin belirlenmesi, rakiplerin stratejilerinin analiz edilmesi, güçlü ve zayıf yönlerin ortaya konulması gibi çalışmalar yapılır. Süreç içinde her farklı durumun hangi insan kaynakları uygulamalarını gündeme getireceği belirlenerek her uygulamanın örgütsel performans üzerindeki olası etkileri değerlendirilir. 3. Stratejik konumlandırma, stratejik planını veya gelecek senaryosunu hazırlayan bir örgüt, bulunduğu sektörde rakiplerine oranla hangi stratejik konumda olacağını ya da olması gerektiğini de belirlemelidir. Stratejik konumlandırma, örgütün kendisini daha doğru değerlendirmesine ve pazardaki gelişmelere daha hızlı ve etkili cevap verebilmesine olanak sağlayacaktır. Stratejik konumlandırma, doğru süreçlerin belirlenmesini ve doğru sistemlerin kurulmasını da kolaylaştıracaktır. 4. Kritik insan kaynakları konularının belirlenmesi, hangi konularda yapılacak iyileştirmelerin gerçek anlamda örgütün stratejik amaçlarına katkı sağlayacağı ve rekabetçi üstünlükler sağlayacağı belirlenmelidir. Burada, öncelikle insan kaynakları yönetiminin bütünü görebilmesi önemlidir. 5. İnsan kaynakları yönetimi stratejilerinin uygulanması, insan kaynakları yönetimi, örgütün vizyonunu, misyonunu, stratejik hedeflerini, kurum kültürünü, inanç ve değerler sistemini ve gelecekte öngörülen stratejik konumunu dikkate alarak belirlediği kritik insan kaynakları konularında gerekli eylemleri de saptamalı, bunları planlama ve uygulama sorumluluğunu üstlenmelidir. Stratejik insan kaynakları yönetimi. Örgütlerin içsel ve dışsal çevrelerindeki farklılaşmaların insan kaynakları stratejilerini etkilemesi ya da belirlemesidir. İçsel insan kaynakları stratejisinin unsurlarıyla dışsal işletme stratejisi arasındaki uygunluk olarak tanımlanan stratejik uyum burada temel kavramdır. Bu bağlamda, insan kaynakları fonksiyonu ile stratejik yönetim süreci arasında 4 stratejik uyum düzeyi bulunmaktadır. 1. Yönetsel bağlantı. Bu düzeyde, insan kaynakları bölümünün strateji belirlenme ve uygulamada, stratejik yönetim sürecinin herhangi bir bileşeninden tümüyle ayrı olmasıdır. 2. Tek yönlü bağlantı. Bu bağlantı düzeyinde, stratejik planlama birimi örgütün stratejik planını geliştirir ve plan hakkında insan kaynakları bölümünü bilgilendirir. 3. İki yönlü bağlantı. Bu düzeyde, stratejik planlama birimi, örgütün stratejik planları hakkında insan kaynakları bölümünü bilgilendirir ve bölümden gelecek analizler doğrultusunda stratejik kararlar alındıktan sonra planlar, yürütülmek üzere insan kaynakları bölümüne geri verilir. 4. Bütüncül bağlantı. Bu bağlantı düzeyinde, İnsan kaynakları bölümü stratejik yönetim ekibinin parçası olarak strateji belirlenmesi ile uygulama süreçlerini bünyesinde toplar. Stratejik insan kaynakları yönetimi ve 5P modeli. İşletmenin stratejik ihtiyaçları ile çeşitli insan kaynakları aktivitelerinin bir bütün olarak düşünülerek insan kaynakları aktivitelerinden olan psikoloji, politikalar, programlar, pratikler ve prosesler, 5P'in içindeki birçok aktivite stratejik duruma getirilebilir.
Çeşitli etkinlikleri içeren 5P modeli şu kavramlardan oluşur. İnsan kaynakları psikolojisi, değerleri ve kültürünü tanımlayan etkinliklerdir. Bir işletmenin insan kaynakları psikolojisi, o işletmenin değerler yapısı içerisinde oluşturulabilir. İnsan kaynakları politikaları, stratejik iş ihtiyaçları dikkate alınarak bu politikalar, yetenekli insanların işe alınması, çalışanların verimliliğinin artırılması, maliyetlerin azaltılması, iş güvenliğine gereken önemin verilmesi, iç ve dış çevrenin iyi analiz edilmesi, çalışan sirkülasyonunun azaltılması ve yetenekli kişilere kariyer imkanlarının sunulması konularını kapsar. İnsan kaynakları programları, insan kaynakları stratejisine bağlı düzenli faaliyetlerdir. Stratejik iş ihtiyaçlarının gerektirdiği stratejik örgütsel değişim çabalarını başlatmak, yaymak ve desteklemek için özel olarak tasarlanmış koordineli insan kaynakları çabalarını içerir. İnsan kaynakları uygulamaları, liderlik, yönetimsel ve operasyonel roller için gerekli bir unsurdur. Rol davranışlarının gereksinimlerinin motivesini sağlar. İnsan kaynakları prosesleri, diğer etkinliklerin ve koordinasyonun çözümlenmesini ifade eder. Etkinliklerin nasıl, nerede, ne zaman olacağını tanımlar. Stratejik insan kaynakları yönetiminin amaçları. Aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. İnsan kaynağının sağlanması. Stratejik yönetime entegre olmak. Rekabetçi üstünlüğü sağlamak ve sürdürmek. Genel işletme stratejisini desteklemek ve güçlendirmek. Günlük sorunlar üzerinde fazlasıyla yoğunlaşmaktan kaçınmak. Çevresel değişimlere uygun hareket etmek. Yöneticilerin katılımını sağlamak. Stratejik planları eyleme dönüştürmek. Stratejik insan kaynakları yönetiminin özellikleri. İKV örgütün stratejik ihtiyaçlarıyla ve stratejisiyle tam olarak uyumlu olmalıdır. İK stratejileri işletmenin diğer stratejileriyle birbirini tutmalı ve uyumlu olarak uygulanmalıdır. İK uygulamaları HAT yöneticileri ve çalışanlar tarafından günlük işlerin bir parçası olarak görülmeli ve kabul edilip uygulanmalıdır. Örgütlerde her seviye arasında bütünleştirici, tamamlayıcı ve bağlayıcı olmalıdır. Çalışanları rekabetin en önemli kaynağı olarak görüp, çalışanları geliştirerek verimi artırmalı, maliyetleri ve çalışan devir hızını düşürmelidir. İK uygulamalarını tek tek ele almak yerine çeşitli İK uygulamalarının yatay bütünleşmesi gibi ele alınmalı. Kaliteye, verimliliğe, etkin müşteri hizmetlerine, katılımcı yönetime, takım çalışmasına ve esnek rollere sahip çalışanlara odaklanılmalıdır. Rekabetçi baskılara ve diğer dış çevresel faktörlere duyarlı olmalı ve tepki vermelidir. Örgütün en önemli bileşeni olan insanın odak noktası olduğu her işle, olayla ve süreçle doğrudan ilgilenmeli, işe alım, yerleştirilme, eğitim, motivasyon, kariyer planları, performans değerlendirmesi gibi tüm çalışmaları yürütmelidir. Stratejik insan kaynakları planlaması. İK planlaması, örgütün amaçlarına ulaşması sürecinde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip çalışanların en uygun sayıda ve zamanda belirlenmesi ve bunun planlanması işidir. Stratejik insan kaynakları planlamasının amaçları ve özellikleri. Şu şekilde özetlenebilir. Örgütün insan kaynaklarıyla ilgili genel ve özel ihtiyaçlarına yönelik uzun dönemli, stratejik ve kısa dönemli, operasyonel tahminler yapmak. Örgütün faaliyetlerinin sorunsuz sürdürülebilmesi için insan kaynakları ihtiyaçlarının tam ve zamanında karşılanmasını sağlamak. Çalışanların yüksek motivasyona ve performansa sahip olarak örgütte kalmalarını sağlayacak eylemleri planlamak. İnsan kaynaklarına yapılan yatırımların yeterli ölçüde geri dönüşünü sağlamak. Örgütün çıkarlarını koruyacak şekilde sektördeki, emek piyasasındaki, yasalardaki ve sosyoekonomik koşullardaki değişmeleri yakından takip etmek, uyum için gereken önlemleri planlamak. Stratejik insan kaynakları planlamasının özellikleri ise şöyle sıralanabilir. İnsan kaynakları planlaması öncelikle örgütün stratejik planlarına dayanmalı, hedefleri ise örgütün hedeflerinden kaynaklanmalıdır. İnsan kaynakları planlaması örgüt stratejisiyle uyumlu olmalıdır. Örgütün işletme stratejisinin insan kaynakları üzerindeki etkileri açıkça ortaya konmalıdır. Örgütün işletme stratejisini etkileyen insan kaynakları yönetimiyle ilgili tüm konular tanımlanmalıdır. Stratejik insan kaynakları planının oluşturulması için örgütün işletme hedefleri insan kaynakları hedefleriyle bütünleştirilmelidir. İnsan kaynakları bölümünün katılımını sağlayabilmek için yeni fırsatlar oluşturulmasında stratejik planlama süreci gözden geçirilmelidir. İnsan kaynakları bölümleri, örgütün misyon, amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde daha sorumlu bir duruma gelmektedirler.
Stratejik Yönetim 1 Dersi 8. Ünite Özeti. Stratejik İşbirlikleri. Stratejik İşbirliği Kavramı. Stratejik işbirliği, işletmeler arasında çeşitli şekillerde ortaya çıkan dayanışma ve kaynak birleştirme faaliyetlerinin genel adıdır. Temelde, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin belirli stratejik amaçlara ulaşabilmek ve karşılıklı fayda sağlayabilmek için sahip oldukları kaynakları ve yetenekleri paylaşmak suretiyle oluşturdukları karşılıklı değişimi kapsayan birlikteliklerdir. Stratejik işbirliği, satın alma ve birleşme, işletmelerin büyümek için dış kaynaklara başvurduğu stratejilerdir ve aralarında seçim yapmak, değişen iş koşullarında gittikçe daha zorlaşmakta ancak kaçınılmaz olmaktadır. Stratejik işbirlikleri, bölgesel acentelik ve bayilikler gibi çok basit anlaşmalardan knoro, lisans, taşeronluk gibi daha çok özel ve karmaşıklık derecesi yüksek anlaşmalara kadar uzanan çeşitli derecelerde işbirliklerini kapsamaktadır. İşletmelerin stratejik işbirliği yapma nedenleri. İşletmeler yeni pazarlara girmek, yeni teknolojiler geliştirmek veya yeni teknolojileri kısa sürede kullanılır duruma getirmek, üretim maliyetlerini düşürmek, sinerji yaratmak veya ticari engelleri aşmak gibi nedenlerle işbirliğine gitmektedirler. Sinerji, bir bütünün, kendisini oluşturan parçalardan daha büyük olması, parçalar arasındaki ilişkinin daha fazla değer yaratmasıdır. İki veya daha fazla kişinin veya organizasyonun yeteneklerini ve kaynaklarını ortak bir hedefe ulaşmak için birleştirmesi taraflar arasında sinerji oluşturmaktadır. İşletmelerin stratejik işbirliği yapma nedenleri sayısız olmakla birlikte, bunları ana başlıklar altında toplamak mümkündür. Mevcut pazarlarda büyümek. Yeni pazarlara girmek. Belirsizliği azaltmak. Varlık ve yetenekleri geliştirmek ya da yeni yetenekler elde etmek. Riskleri azaltmak. Mevcut pazarlarda büyümek, işletmeler teknolojiye veya teknolojiyi sağlayacak kaynaklara sahip ya da kaynaklarının birleştirilmesi durumunda teknolojinin ortaya çıkabileceği işletmelerle işbirliğine giderek büyüyebilmektedir. Aynı şekilde bu işbirliği sayesinde, düşük maliyetli ve yüksek kaliteli ürünler üretme şansına sahip olarak, yerel ya da küresel rakiplere karşı mevcut durumlarını koruyabilmektedirler. Yeni pazarlara girmek, stratejik işbirlikleri işletmelerin yeni pazarlara hızlı ve daha düşük maliyetle girmelerine olanak sağlayan yapılardır. İşletmeler yeni ürün pazarlarına, özellikle uluslararası pazarlara, deneyimli işletmelerle işbirliği yaparak girmektedirler. Özellikle giriş engellerinin bulunduğu pazarlara girmek için, bu pazarda faaliyet gösteren başka bir işletme ile stratejik işbirliğine gidilebilmektedir. Belirsizliği azaltmak, globalleşmenin artırdığı rekabet baskısı ve işletmelerin faaliyette bulundukları çevrenin artan belirsizlik ve karmaşıklığı, işletmelerin aralarında iş bölümü yaparak bir dayanışma içine girmelerini gerektirmektedir. Varlık ve yetenekleri geliştirmek ya da yeni yetenekler elde etmek, sistematik ve düzenli bir yol içinde temel yeteneklerin ve kapasitelerin belirlenmesi ve etkin yönetilmesiyle işletmeler, yatırımlarını ve enerjilerini en iyi yaptıkları şeyler üzerinde yoğunlaştırarak, örgütsel kaynaklar üzerindeki kazançlarını maksimize edebilirler. Yetenekleri sayesinde işletmeler, hızlı bir şekilde değişen rekabet ortamı ve teknolojik gelişmeler içinde, risk ve yatırımlarını azaltabilir ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verme olanağını yaratabilirler. Riskleri azaltmak, giderleri ve maliyetleri paylaşmak yolu ile riskler azaltılabilir. Stratejik işbirlikleri riskleri en aza indirebilmektedir. Kısaca, işletmeler yeni pazarlara girmek, yeni teknolojileri kullanabilmek, maliyetlerini düşürebilmek ve ticari engelleri aşmak gibi sebeplerden dolayı işbirliğine gitmektedirler. Stratejik işbirliği türleri. Bir çalışmada stratejik işbirliği 3 ayrı kategoride incelenmektedir. Simetrik işbirlikleri. Asimetrik işbirlikleri. Karma işbirlikleri. Simetrik işbirlikleri, ürün, hizmet, teknoloji, müşteri profili gibi alanlarda benzer olan işletmeler arasında kurulmaktadır. Bu işletmeler benzer stratejik amaç ve hedeflere sahiptir. Örneğin ölçek ekonomisi arayan bir işletme, yine ölçek ekonomisini amaçlayan bir işletme ile işbirliği yapabilir. Ölçek ekonomisi, işletme büyüklüğünün sağladığı maliyet tasarruflarını ifade eder. Bu durumda, üretim biriminin büyüklüğü arttırıldıkça birim çıktıya düşen maliyet azalır. Asimetrik işbirlikleri, ürün, hizmet, teknoloji, müşteri profili gibi unsurların bir veya birkaçında farklılık gösteren işletmeler arasında kurulmaktadır. İşletmelerin hedef ve yetenekleri farklıdır. Karma işbirlikleri, aynı ve farklı hedeflere sahip işletmelerin oluşturdukları işbirlikleridir. Bir başka çalışmada,
stratejik ortaklıklar ve ortak girişimler olmak üzere iki ana başlık altında incelenmiştir. Diğer bir çalışmada ise stratejik işbirlikleri, hisse temelli olmayan işbirlikleri, hisse temelli işbirlikleri ve ortak girişimler olarak üç gruba ayrılmıştır. Hisse temelli olmayan işbirlikleri, hisse değişimi ve paylaşımına dayalı olmayan, sözleşme esaslı işbirlikleridir. Bu tür işbirlikleri, ortaklara esneklik ve düşük bağlılık sağlamaktadır. Hisse temelli işbirlikleri, bir veya daha fazla ortağın yasal olarak yeni bir işletme yaratmaksızın hisse senedi değişim yapması sonucu oluşturduğu bir ittifak türüdür. Ortaklar birbirinin hisse paylarını satın alarak hisse paylaşımı gerçekleştirmektedir. Ortak girişimler, iki ya da daha fazla işletme, sahip oldukları kaynak ve yetenekleri paylaşarak yasal olarak bağımsız bir işletme kurabilmektedir. Bu da ortak girişim olarak adlandırılmaktadır. Bölgesel acentelik ve bayilikler, konsorsiyumlar, taşeronluk ve knoho anlaşmaları, yönetim ile ortak pazarlama sözleşmeleri, lisans ve ortak üretim anlaşmaları, franchising, stratejik işbirlikleri arasında yer almaktadır. Stratejik işbirliği oluşum süreci. Stratejik işbirliği oluşum süreci 6 aşamada ele alınabilir. A. Stratejik işbirliği ihtiyacının duyulması. B. Stratejik işbirliği türünün belirlenmesi. C. İşbirliği yapılacak ortağın seçimi. D. Müzakere süreci. E. İşbirliğinin gerçekleşmesi ve yürütülmesi. F. İşbirliği performansının değerlendirilmesi. Stratejik işbirliği ihtiyacının duyulması. Bir işletmenin stratejik işbirliği oluşturma düşüncesi stratejik planlama sürecinde ortaya konulmaktadır. Türkiye'deki işletmeleri stratejik işbirliği yapmaya yönelten en güçlü neden rekabette pozisyonları güçlendirmek olurken, bunu takip eden diğer nedenler olarak yeni teknoloji transfer etmek, yeni ürün veya hizmet yaratılmasını hızlandırmak, yeni pazarlarda yer edinmek ve pazar payını artırmak olduğu görülmektedir. Stratejik işbirliği türünün belirlenmesi, bu aşamada işletmelere düşen görev, kendi yapılarını, endüstrinin koşullarını ve rekabet yapısını iyi analiz etmektir. Analiz aşamasında işletme tarafından endüstrinin rekabet dinamiklerine ilişkin durumsal analiz yapılmakta ve değer zinciri tanımlanmaktadır. İşbirliği yapılacak ortağın seçimi, ortağın seçimi aşamasında, üst yönetim işletmenin stratejik pozisyonunu, beklentilerini ortaya koyarak potansiyel ortakları belirlemelidir. Ortağın pazar bilgisi, ana tedarikçi veya müşterilerle ilgili bağlantıları, itibarı, büyüklüğü, geçmiş işbirliklerindeki tecrübesi göz önünde bulundurulmalıdır. Müzakere süreci, karşılıklı olarak beklentilerin, kuralların, prosedürlerin belirlendiği ve anlaşmaların imzalandığı bu aşamada, seçilen ortak ile işbirliğine ilişkin tüm detaylar değerlendirilir. Karara bağlanacak konular arasında, ortakların eşit katkılar sağlaması, temel yeteneklerin korunmasının açıklığa kavuşturulması, hangi kaynakların kullanılacağı, hedeflerin saptanması, kural, hak ve görevlerin tanımlarının yapılarak tarafların beklentilerinin netleştirilmesi gibi başlıklar sayılabilir. İşbirliğinin gerçekleşmesi ve yürütülmesi, sürecin en önemli aşaması olan bu maddede, işbirliği, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak üzere, üst yönetimin desteğini alarak ve bir iletişim koordinasyon sistemi kurarak faaliyetlerine devam etmektedir. İşbirliği performansının değerlendirilmesi, sürecin son aşamasında işbirliği sonucunda ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmektedir. Ortakların performansı, kaynak transferlerinin kontrolü, öğrenme süreci, hedeflere ulaşılması gibi konularda edinilen sonuçlar, ortakların işbirliğinin sonlandırılması veya devam ettirilmesi yönünde karar almasını sağlamaktadır. Stratejik işbirliklerinde yaşanan sorunlar. Gerçekleşen işbirliklerinin yaklaşık yarıdan fazlası amaçlarına ulaşmadan yaşadıkları sorunlar nedeniyle dağılmaktadır. Stratejik işbirliklerinde yaşanan sorunlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir. Kültürel farklılıklar. Güven eksikliği. Performans riskleri. Yerli veya küresel bir rakip yaratma riski. Vizyon, amaç ve hedef farklılıkları. Açık hükümlerin olduğu resmi sözleşmelerin yapılmaması. Stratejik işbirliklerinin başarı koşulları. Stratejik işbirliği oluşturan işletmelerin işbirliğinin başarısı konusunda dikkat etmeleri gereken hususları şöyle sıralamak mümkündür. Stratejik amaçların açık ve belirgin olması. Stratejilerin bütünleştirilmesi ve her iki taraf için değer yaratıldığından emin olunması. Uyumlu hedeflere, kaynaklara ve tamamlayıcı yeteneklere sahip ortakların bulunması. Ortaklık doğrultusunda ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi ve işbirliği oluşturulurken bunların azaltılması. Görev ve sorumlulukların paylaşılması ve her ortağın işini en iyi şekilde yerine getirmesi.
Pazarda direkt rekabet etmekten kaçınılması yoluyla çatışmaların azaltılması. Kültürel uyumun sağlanması. Ortaklar arasında iyi bir iletişimin ve yüksek düzeyde güvenin oluşturulması. Çevresel değişiklik ve yeni fırsatlar doğrultusunda ilişkinin yeniden gözden geçirilmesi ve esnek olunması. İşbirliği konusundaki deneyim ve uzmanlıklardan yararlanılması. Stratejik amaçların açık ve belirgin olması. Stratejik işbirliği oluşturulmadan önce ortaklar birbirlerinin stratejik hedeflerini iyi anlamalıdır. Bu faktör kazan-kazan durumunun oluşturulmasını içermektedir. Stratejilerin bütünleştirilmesi ve her iki taraf için değer yaratıldığından emin olunması, taraflar kendi stratejik hedeflerine ulaşmak için karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı olmalıdır. Hedef ve önceliklerin birbirinden uzaklaşmaması gerekmektedir. Uyumlu hedeflere, kaynaklara ve tamamlayıcı yeteneklere sahip ortakların bulunması, örgütsel yapıları, stratejileri, kültürleri, yönetim anlayışları açısından benzer işletmelerin işbirliğine gitmeleri işbirliklerinin başarı şansını artırmaktadır. Ortağın tamamlayıcı yeteneklere sahip, işletmelerin stratejilerinin birbirleriyle uyumlu ve ortağın mevcut faaliyet alanında işletmeye rakip olabilme riskinin düşük olmasına dikkat edilmelidir. Ortaklık doğrultusunda ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi ve işbirliği oluşturulurken bunların azaltılması, işbirliği yapmak isteyen işletmeler ne kadar basit olursa olsun, her işbirliğini çok iyi hazırlanmış ve geliştirilmiş bir anlaşmaya dayandırmalıdır. Görev ve sorumlulukların paylaşılması ve her ortağın işini en iyi şekilde yerine getirmesi, tarafların üstlenecekleri rollerin belirlenmesi, ne gibi riskleri üstlenecekleri, kazançlardan hangi oranlarda yararlanacakları, yapılacak katkıların türleri ve şekilleri net olarak ortaya konmalıdır. Pazarda direkt rekabet etmekten kaçınılması yoluyla çatışmaların azaltılması, taraflardan birinin fırsatçı davranışlarının, anlaşmaları kendi doğrultusunda yorumlamasının ve uygulamasının önüne geçilmelidir. Bireysel isteklerin baskın duruma gelmesini engelleyen kontrol mekanizmaları geliştirilmelidir. Kültürel uyumun sağlanması, başarılı bir işbirliğinin sağlanabilmesi için işletme değer ve kültürlerinin uyumlaştırılması zorunludur. Bu nedenle, tarafların birbirlerinin kültürleri hakkında kapsamlı bilgilere sahip olmaları gereklidir. Ortaklar arasında iyi bir iletişimin ve yüksek düzeyde güvenin oluşturulması, taraflar arasında açıklık, iyi niyet ve programlı şekilde yapılan iyileştirme ve geliştirme eğitimleri, işbirliklerini pekiştirecek güvenli bir ortam yaratmaya yardımcı olacaktır. Çevresel değişiklik ve yeni fırsatlar doğrultusunda ilişkinin yeniden gözden geçirilmesi ve esnek olunması, koşulların ve pazarın değiştiği göz önünde bulundurulmalı ve esnekliğe önem verilmelidir. İşbirliği konusundaki deneyim ve uzmanlıklardan yararlanılması, stratejik işbirliğindeki deneyimler işletmelerin gelişmesine yardımcı oldukları sürece değerlidir. Elde edilen deneyimlerin gelecekteki faaliyetlere uygulanması işletmeleri daha iyi performansa ve daha yüksek başarıya götürmektedir. Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz.